Günaydın değerli izleyenler, Para gündem'e hoş geldiniz. 12 Mart Salı günlerden gelin şöyle bir günü gündem'e özetleyelim. Bugün neler bekliyoruz? Dünden bugüne neler yaşandı? Akabinde de başlarız para gündem'e tüm hızıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehit ailelerini Beştepe'de düzenlenen iftarda ağırladı. İlk iftarda şehit aileleriyle beraberdi. Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Her meselede yanlarında olmak boynumuzun borcu dedi. Erdoğan savunma sanayinde kat edilen mesafeye de değindi. Çevremizde yaşananlar bize gösteriyor ki Güçlü devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar. Ülkemiz için her meselenin çözümü sadece irade, plan ve vakit işidir dedi. Dün gelen kritik bir görüşme vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık iki saat sürdü bu toplantı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan stratejik mekanizmanın ardına ama Bağdat'ta planlanan güvenlik zirvesinin öncesinde olması dikkat çekiciydi. Ana gündemi güvenlik ve terörle mücadele toplantının ve Irak sınırında atılacak adımlar masaya yatırıldı. Yaşar Güler'den de bir açıklama gelmişti geçtiğimiz günlerde. Yazın yaz ayında terör sorununu tam anlamıyla çözeceğiz mealinde. Bir başka önemli gelişme Türkiye-Yunanistan arasındaki siyasi diyalog toplantıları. Bir süredir olmuyordu ama normalleşme süreciyle başlamıştım. İşte Ankara'da yapıldı bu toplantı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı. Açıklamada her iki tarafta mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası alanlarda geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemiştir mesajı verildi. Gelin biraz iç siyasete bakalım. Artık 18 gün kaldı yerel seçimlere. CHP lideri Özgür Özel İstanbul'daydı. Çatalca'da konuştu, mitingde. Yerel seçim ve genel seçimin ayrımını dikkat çekti. Dedi ki bu seçimde sarı kart göstermeliyiz bir kez daha Türkiye ittifakına da vurgu yaptım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretindeydi. Akşener o istemeye geldik, uç istemeye geldik. Doğru işler yapacağımızı söylemeye geldik. İnşallah başarabiliriz dedi. Bana yetki verin dedi. Bundan sonraki dönemde de dedi e, her yaptıklarını takip edeyim. Ağaç kakan gibi kafalarına kakayım yaptıkları hataları dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala seçime doğru programında dün akşam soruları yanıtladım. AK Parti'nin kalelerinden biri olarak tabir edilen şehirlerde hiçbir sorun yok dedi. CHP'nin önceki seçimleri kazandığı illerde ise başa baş bir durum var ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi ile yapılan seçim ittifakı görüşmelerine ayrıca bir parantez açtı. Dedi ki Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında değil. Günün gündemin özeti tam da böyle. Buyurun ekonomiye. Habertürk.com Genelliğin Yönetmeni Yavuz Barlas benimle. Günaydın Yavuz Günaydın, hoş bulduk. Şöyle bir piyasalara bakalım mı? Evet. Yani piyasalarda hı hı. artık dünden bu yana aslında birkaç haftadır devam eden... ...bir e, dalgalı seyir, dolarda, euroda bir yükseliş. Ama dün FİÇ kararından sonra Bistiyüz Endeksinde... 9131 seviyelerini görüyoruz. Şimdi dün akşam böyle dün sabah bir yükselişle başladı. Evet. Akşam sanki bir kar satışı mı vardı? Evet, evet, evet. Bilmiyorum. Dolar TL'de 32 seviyesindeyiz. Dolar 32 lira oldu. Euro 35 lira oldu. Gram altında 2242 lirayla bir düşüş görünüyor, göze çarpıyor ama yine de bir yandan bir süredir devam eden bir yükseliş var. Altının onsunda 2176 dolar seviyeleri görünüyor. Brent petrol yatay seyrediyor 82 dolar seviyelerinde. Yani piyasalar çok hareketli. Bir de üstüne bugün ABD enflasyon verisini bekliyoruz. Evet onu bekliyoruz. Yani aslında tabii seçim yaklaştıkça seçimin yarattığı anomaliler var. Yani seçim kaygılarını yarattı. Piyasalarda aslında olması ...olmaması gereken hareketlere hı hı. E, seviyet veriyor. Bu özellikle de hani dövizde yaşanıyor. Yani dövizdeki o gergin ortam maalesef diğer piyasaları da etki ediyor. Yani normal şartlarda hani seçim ortadan kaldırsan... ...seçim verisini ortadan kaldırsan yani... ...belki bu kadar e, yani daha pozitif bir seviyeye doğru gidecek... ...belki bu kadar volatilde olmayacak piyasalar hı hı. ama maalesef... ...yani bunu gözlemliyoruz. Oradaki e, bana kalırsa e, yani gereksiz e, baskının... E, etkilerini görüyoruz. Yani Onun sonrasında bir takım beklentilerin tetiklediği Hı -hı. Evet, bir evet, takım yani. iddiaların tetiklediği tabii. bir durumla karşı aslında yani Anlaşılan... Evet. yani. bir baskı uygulanmış gibi düşündük piyasaya. Hı -hı. Yani bu e, zaten işte dövize çok kendini gösterdi bunu. Yani bunu hani açamam aslında hani lazım. Sonuçta e, şu tip işte beklentiler yani seçimden sonra sanki hani kurda bir hareket olacakmış, Hı -hı. sanki kur baskılanıyormuş gibi gibi bir beklentiler. Şimdi kur baskılanıyor. Tabii bu bir kötü hafıza. Yani geçmişteki seçimlerde kur evet kur hafızamızda bu seçim öncesinde e, maalesef de aslında çeşitli zamanlarda yap, yaptık bunu biz. Yani kurun daha düşük seyretmesine sebebiyet verdik, baskıladık evet. Ama bu seçim öncesinde ben bu tip bir baskının olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü veriler de bunu göstermiyor. Hı -hı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, geçmişte tabii neden bu yapılıyordu? Çünkü işte kur artışı sokağa zam olarak yansıyor çok hızlı şekilde. Çünkü ithal e, maalesef maalesef ithale dayalı bir yani tüketim e, modelimiz olduğu için e, ve bunu bir türlü düzeltemediğimiz için Hı -hı. her kur artışı sokakta veya ürünlerde zam olarak için içinde. Seçim öncesinde şekilde şekilde enflasyon e, olarak bize döndü. Tabii için. tabii yani vatandaş onu zam olarak anlıyor. Dolayısıyla bunu yaşıyorduk. Ama bu seferki daha farklı. Bu sefer hani e, Gösterilen talebi konuşuruz birazdan belki kimin talebi var kimin yok döviz talebi diye anlayacağız ki aslında biraz suni bir spekülasyon söz konusu gibi görünüyor yani bu seferki seçim öncesindeki veriler aslında seçimden sonra kurun herhangi bir hareket. ...geçleştirmesini gerektirmiyor. Ya mesela Onu e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama evet. geldi. Hı. Döviz piyasasında yaşanan, yaşanan dalgalanmanın evet. geçici olduğu değerlendirilmelidir. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. Maliye politikasını sıkılaştırmaya devam ederiz. Bu açıklama e, çeşitli kereler son günlerde geliyor. Evet. Ama Hı. piyasalara baktığında... Öyle, yani şöyle bir durum var. Sakin olun, seçimden sonra hiçbir şey değişmeyecek, her şey aynı. Sakin. Ama piyasalar, hayır, sakin olamam halinde gibi bir durum var ve sürekli bir. Yani aslında bundan. Döviz talebi. Bir şey. Evet, çünkü niye bundan aslında bir kesim aslında yani yeteri kadar vatandaşın da aslında bilgi sahibi olmak zorunda değil vatandaş bu arada bu konuda finansal Tabii. anlamda çok üst düzey bilgiye sahip olmak zorunda değil. Ama bu bilgi eksikliğinden de insanlar sosyal medya olsun ya da işte ne bileyim çeşitli haberlerde olsun. İşte e, herhangi bir bilgiye dayanmadan işte kurlar daha hareket olacak seçimden. Neden olacak? Bunun sebebini yani Neden olacak? in doğrusu bir izahını yapan var mı? Yok. Şimdi hayır, böyle bir beklentisi olan evet. da yok. Ben bakıyorum analistlere bak sen de ha, az önce söyledin. Yani, yok. yok tabii ki. E, ekonomi yönetiminden de öyle bir açıklama yok. Yok. Hayır, yok Ama ya işte hani bu, bu bu böyle bir şey değil. Yani atıyorum yurt dışı İsrail'de bir başka bir gelişme oldu. Yani bizi bizi de etkileyebilecek bir siyasi gelişme, bizi de etkileyebilecek bir dış politik gelişme olur. Bunu hiç kimse bilemez. Yani bugünden o güne. Bunlar zaten hani eee öngöremeyen efekt şeylerdir, etkilerdir. Biz böyle bir beklentimizi böyle bir beklenti içinde piyasa hareket edemez. Yani e, ya böyle bir şey olursa diye ...kendi korumayı alamaz yani piyasa. Dolayısıyla bu iş tamamen... Işte diyorum ya, ...geçmişte bazı zamanlarda bununla ...bay seçimlerde yaşandı. Psikolojik bir etki evet, var. Psikolojik bir etki var. Bu çok kolay psikolojik kullanılıyor. Herkesin kötüye inanma ya da kötü olacağı inanma... ...şeyi refleksi daha yüksek. Bir de şu var tabii unutmayalım. Şimdi bir bu tarafı var. Bir de... E, ...belirli bir kesimin elinde... ...yüklü miktarlarda döviz... E, ...tutar da mevduat var. Şimdi bu kişilerin de aslında... ...kurun gevşemesi işlerine çok gelmiyor. Bir taraftan ihracatçı tırnak içinde lobisi diyorum. İhracatçılar da kurun böyle aşağı gelmesini istemekleri için ya. bunu bir Ve parça körüklediklerini düşünüyorum ben çeşitli ihracatçıların. Yani kur sanki daha yükselecekmiş gibi bunu çok dillendirdiklerini düşünüyorum ben. Ee, ama rakamlar aslında ortalıkta doğru dürüst bir talep olmadığını gösteriyor. Neden? Belki ekrana gösterebilirsek. Dönüş TL Aralıktan Mart'a niye bunu yaptım? Çünkü yani aslında biz seçim atmosferine tam Aralık'ta girdik. Yani Aralık ayında seçim atmosferine yavaş yavaş girmiştik. ve işte o tarihten bu yana... Çok ana... da çıkmamıştık genç. Evet bir ama ya yani ama de... tam anlamıyla arada bir birkaç ay ayı, ya yani Türkiye'de seçim olduğunu. Dolayısıyla yani bu tarihte ya Rabbi, tekrar başladık. Bir ara böyle seçimsiz bir dönemde evet, kaç ay kalmış. Evet kadar güzel günlerdi onlar. <laughs> Ee, şunu söylemek <laughs> gerekiyor. Yani 8.7 milyar liralık, 700, 8 trilyon 795 milyarlık Türk Lirası mevduatı varken hı hı. bu rakam bak 8 trilyon 718 milyara gerilemiş. Şimdi Türk Lirası mevduatı e, burada yaklaşık olarak e, 70 milyar gibi bir hı hı. parça erimiş. Şimdi bu başka bir gitmiş olabilir. Nereye, gitmiş, Nereye olabilir? gitmiş olabilir? Dövize gitmiş olabilir. Altına gitmiş olabilir. Borsaya, borsaya gitmiş hı. olabilir. Yani herhangi bir başka piyasaya gitmiş olabilir. Bunun sebebinin ne olduğunu söyleyelim. Bunun sebebi e, bu tahlil aralığında aslında Merkez Bankası faizini arttırırken... E, ...bankaların e, yeteri kadar kredi veremeyeceklerini düşündükleri için... ...mevduat faizlerini istenilen kadar yükseltmemiş olmaları. Hı hı. Yani mevduat ya da enflasyona vatandaşın tam inanmaması. Yani bugün 50 mevduat faizi var diyelim. Vatandaş diyor ki ama bir dakika enflasyon daha yüksek olacak diye... Hı hı. İleriye, dönük i̇leriye dönük beklentisi o. dönük neye dayandığını bilinmeyen bir beklenti içerisinde... ve ...bu işte aslında e, mevduata... E, da çözülmeye sebebiyet verdi. Yani şu üç ayda. Aslında iki ayda falan. Yani dolayısıyla aslında buradaki hareketin azalmasının sebebi bu. Yani eğer daha yüksek faiz veya işte daha cazip bir oran görebilse ya da enflasyona tam güvenseydi bu çözülme olmaz. Aksine buradaki rakam Artardı. 9 trilyon kadar giderdi. Daha da artardı. Ama böyle olmadı bir parça azaldı. Demek ki vatandaşın enflasyona dönük beklentileri yani, Yeteri kadar güveni yok. Gü güveni Henüz, yok, henüz yani. yok ama çok doğal. Ben vatandaşı suçlamıyorum. Niye? Yani, Çünkü hafızası var, yine hafızası var. Son yıllardaki enflasyonu silemiyorsunuz bunu. Tabii, sokaktaki şeye bakıyor. Yani zamlara bakıyor ve diyor ki hani bu olmayacak diye düşünüyor. Ama Hı -hı. işte bunun için atılacak olan diğer adımlar, sıklaştırma adımları buraya yakınlaştıracak ve ben eminim ki bugün %50 faizin e, re, yani resmi enflasyona göre reel bir getiri imkanı sunacağını düşünüyorum ben. Yani resmi önümüzdeki enflasyon... aylar evet, için, önümüzdeki 12 ay için söylüyorum bunu. Yani önümüzdeki 12 ay içindeki 12 <laughs> ay yani seneye Mart'a geldiğimizde e, enflasyon beklentileri 38, 30, 37 civarında. Mevduat faizleri bunun üzerine Sen bugün 50 ile bir, 12 aylık bir mevduat yapsan ki yani çok alışkanlık değil 12 aylık mevduat ama. <laughs> 50 Genellikle ve 38. Aslında burada bir bir getiri var. Yani evet. dolayısıyla seneye Mart'a kadar bakıldığı zaman Türk lirasında mevduat olarak bir getiri söz konusu şu an. Yani Ama, var. Evet, Eğer olursa. A, evet. evet. Işte. Ama işte Şunu zaten zaten, zaten evet. Mı? Evet atılacak adımlara inanmanız lazım. Şimdi diğer taraftan da dolar mevduatına bakıyoruz. Ha. Ya dolar mevduatı da aksine yani 299 milyar dolar ...207 milyar dolara gerilemiş. yani bu, bu peki ne olmuş yani nasıl olmuş peki ne? bu Kur hareketi nasıl olmuş bunun alt kalemlerine bakıyoruz buradaki hareket şu aslında burada bireyler döviz almışlar yani bir alırken tüzel işletmeler yani tüzel şirketler işletmeler Hı -hı. döviz satmışlar yani vatandaşın döviz talebini bu seçim dolayısıyla yaşadığı kaygılardan ötürü olan e, küçük Hı -hı. küçük de işte mevduatlar işte 10 bin dolarlar 15 bin dolarlar vesaire bu taleplerini aslında şirketler, şirketler gözde. Onlar bunu fırsat olarak görüp satmışlar. Çünkü neden? Çünkü şirketlerde daha profesyonel şeyler var. Yani bakış açıları var. Dolayısıyla ne, ne oluyor? düşünmüş şirketler satay? Yani muhtemelen şirketler bu seçim sonrasında kurun artacağı dedikodusuna inanmıyor İnanmaymış. bir kısmı. İhtiyaçları dolayısıyla bu seviye iyi diyerek aslında madem istiyorsun direkt yani bankaya bir şekilde satıyorlar bu dövizlerini. Vatandaşın, yani bireyselin döviz talebini evet, şirket tabi, karşılamış. Tabii tabii kesinlikle öyle ve o yüzden aslında totalde de zaten artan bir döviz mevduatı yok. 2 milyar dolar hatta azalmış Hı. gibi görünüyor. Yani 2,5 ay içerisinde yani yılbaşından bu yana döviz mevduatı da azalmış. bu. Bunun bir kısmı şimdi bunları tam netleştiremeyiz ama yine bir kısmı işte şeye gitmiş olabilir. Şimdi burada bizim KKM ürünümüzün e, daha hızlı çözülmesini sağlamamız gerekiyor ama bunu bir türlü tahmin yani, beceremiyoruz. Bu da mevduattaki gibi güvenle alakalı bir şey. Hı -hı. Yani dövizin artacağı beklentisini kırdığımız zaman biz aslında enflasyonun da başını eğmiş olacağız. Yani bunu ikisi birlikte olacak. Yani bu da aslında tabii ki yine güvenle inşa edilerek olabilir. Yoksa Ama aksi ben aksi türde ki... giden yani şu bakıyorsun mesela piyasalarına kendini gerçekleştirenken hiçbir şey yokken ortada evet. bir kehanet üzerine evet. e, kendini gerçekleştiren kehanete giden yani Evet çünkü insanlar dediğim gibi kötü habere daha fazla evet. e, açıklar yani buna inanmaya ya da işte duymaya daha açıklar Dolayısıyla bir kaygıyı satın almayı daha çok e, iyi, ...yani daha çok tercih ediyorlar maalesef bu hep böyledir ama yani hı hı. bu bu e, hani bize özgü bir şey mi dersen bizim gibi ülkelere özgü bir şey Evet yani bizim gibi gelişmekte olan ülkelere özgü bir şey. Yani Amerika'da bu olmaz yani. İngiltere İngiltere'de bu olmaz ama Türkiye'de bu olur. Türkiye gibi benzer gelişmekte olan ülkelerde bu olur bu arada. E, yerel seçim tabii bizde çok maalesef e, yani yerel her şeyin seçim. başı ya da sonu gibi değerlendiriliyor seçimler. Yani yerel seçimi biz genel seçim gibi algılıyoruz yeri geldiğinde. Yeri yani biz dolayısıyla bunları ayırt edemiyoruz ama burada tabii politika yapıcıların da etkisi var. Yani onlar da aslında bunu sanki seçmeni güdülemek için aslında sanki bir genel seçim her bir dönüm noktasıymış gibi ifade ediyorlar her seçimi. Öyle olunca tabii aslında oradan başlayan dalga yatırım piyasasına da yansıyor. Yani sanki yani birer seçim sonrasında bütün politikalar değişiyor ya da değişmeyecekmiş. Yani belediye seçimi yapıyoruz. Yani ee, bu bu belki şöyle için. fikir verebilir birilerine. Aa acaba mevcut hükümet gücünü kaybetti mi? Ya kaybetti, kaybetmedi. Beş yıllık seçilmiş. Yani kaybetsin olur, kaybetmesin olur. Zaten bunu bir e, ölçü olarak alır eğer kaybettiyse Hı -hı. ona göre adımlarını atar. Yani bunda bir şey yok ki. Bu bir nabız yoklamadır aynı zamanda. Canlı evet. bir ankettir bu. Bunda kötü algılanacak bir şey yoktur. Ama insanlar böyle algılamıyorlar. Ya bir unutmayalım. Yani son 20 yılda e, herhangi bir oy kaybı nedeniyle iktidarın ...oy kaybettiği bir ortamda erken seçime gittiği görülmüş mü? Yok ki öyle bir şey. Ee, ne zaman buradan ders hmm. çıkarıp güçlenirse o zaman seçime gidiyor. Ee, evet, dolayısıyla evet. yani son 20 yıllık hafızamızda böyle bir durum da söz konusu değil. O zaman biz neden oturup yerel seçimi böyle sanki piyasanın önünde bir e, önemli bir e, engel, engel ya da yön bak, gibi bak, düşündüğümüzü ben anlamıyorum. Bir yandan ama mesela yabancı yatırımcı da en çok neyi soruyormuş? Seçimden sonra e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevine devam edip etmeyecek yani. Bunu sordum mesela. Bir de bu da bence yani önemli soru. Bu yapacağım. yüksek biz, enflasyon biz, ortamında Türk sayın, vatandaşı nasıl geçinebiliyor? Yani. Bir de bunu sormuşlar. Şimdi yani. Nasıl bir ekonomi de gördüm bugün. Yani onların da sorduğu sorulardan biri Mehmet Şimşek görevine devam edecek mi? Seçimden sonra bir değişiklik olur mu? İşte ama onlar da aslında Türkiye'deki yayınları okuyorlar. Türkiye'deki yorumları okuyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Gelip anket mi yapıyor Deutsche Bank burada? Hayır. Oradaki analiste dönüp dolaşıp Türkiye'deki yayınları okuyor. Biz nasıl yabancı yayınları okuyup dış piyasalar hmm. hakkında fikir edinmeye çalışıyoruz. Onların da yaptığı bu. Ya da buradaki bankacı arıyorlar. Buradaki tanıdıkları konuşabilecekleri kişileri arıyorlar. Onların beklentilerini dile getiriyorlar bize. Yani onların bakışı değil bizim bakışımız bizim bu zaten. Bizim bakışımız onlara evet, yansıyor. Onların bakışı de. dönüyor Onlar bize. Ya bize, ya, bize yansıyor. Sonra bir de bunun üzerinden dönmüş. değerlendirme yapıyoruz. Yani diyor ki 500 bas puanlık faiz artışı istiyorum diyor. Ya şimdi ben Merkez bankasınız bir daha söylüyorum. Faiz falan artacağını sanmıyorum. Yani arttırmasının da doğru olduğunu doğru, düşünmüyorum. Doğruca bank bu arada. demiş ki e, yani 50 evet 50 ekranda görüyor evet, insanlar. Ekran o yüzden mı? ben hani söyleyeyim ya yani ben böyle bunu da beklen... mı bekle? bunu Hayır, beklemiyorum. Diyorsun. Yani neden Buna yani bu beklentiler biraz artar gibi geldi bana da. Evet, arttı ama ben hala 50 seviyesinin çok politik açıdan da riskli olduğunu düşünüyorum hmm. ve şimdi bugün belki sırasında gelir yani o konuşuruz ama Arjantin 100 yüz olan faizini 80'e indirdi. Şimdi bak nasıl yani? ...enflasyonun seviyesi 200 bulmuş falan. Ne oluyor? Nasıl yaptı? O kadar bunu? çok yükseltti ki bir sonuç alamadı. Evet, ya. işte ben evet, şunu yani. söylemek istiyorum. Dedi ki ve neye bağlıyor biliyor musun Arjantin bunu söylerken? Diyor ki bizim uyguladığımız politikalar yani iyiye gidiyor. Hı hı. E, vatandaş döviz bozuyor. İşte geçen haftalarda gördük. 4-5 milyar dolarlık bir döviz e, çözülmesi oldu orada. Aynı bizdeki gibi benzer durumlar var orada da. Dolayısıyla bu iyiye gidişin başlangıcıdır ben o nedenle artık 100 olan faizimi 80'e indirmeye doğru buluyorum. Dedi. Orada da 100 belki psikolojik bir sınır. Ya, ne yani, diyorsun? tabii ki dünyanın en yüksek faizi yani ülke diyebileceğimiz ülkeler arasında. E şimdi onlar ilerideki bir beklentiyi devam edeceğini iyi yola girdiklerini düşünerek bunu yaptıklarına göre e biz iyi yola girdiğimizi düşünürken niye faiz arttırıyoruz? Yani Şubat ayı, Mart ayının ben geçici olduğunu düşünüyorum. Bu son kur hareketleri vesaire etkileriyle bir parça Ama bir, bir de tık yükseltecektir. de Şubat'ta enflasyon yüksek geldi. Oldu exactly. tamam olacak zaten. Mart'ta da, zaten, yüksek gelirse Mart'ta da olacak zaten. Ta ki Mayıs'a kadar böyle olacak. Mayıs'tan sonra baz etkilerinin etkileri yani maliyetler oturmuş olacak. Yeniden işte e, bir takım hani fiyatlamaların ben daha makul seviyeye gelebilecek. Ama Mayıs'tan sonra daha e, enflasyon düşürmek için iyi uygun bir patikanın oluşacağını hmm. düşünüyorum. Ve yaz döneminde işte döviz bollaşacak bir parça daha. Ee, onun yarattığı etkiyle ben eminim ki şu biraz önce 207 milyar dolar dediğimiz hı hı. rakam daha aşağı inecek. Döviz satışları olacak. Çünkü insanlar diyecekler ki yani bir dakika tamam biz e, tamam seçim dedik yükseldi dedik yükselmedi. E, peki ben kaybediyorum. Kaybetmeye başlıyorum diyecek. Neden kaybetmeye başlayacak biliyor musunuz bir de? Amerikan e, e, şeyde faiz indirimi yani, söz konusu. Faiz indirimi olursa ee, dolayısıyla döviz gibi. mevduatındaki faiz biraz daha gelirleyecek Dolayısıyla bunu görünce ha diyecek ki ben bir dakika enflasyon karşısında eriyor. Ben bir parça bozayım. Ha bu böyle çok yüksek montanlarda olmaz. Ama 200 milyar doların altına inerse ben şaşırmam. Hmm. Yani bir 10 milyar dolarlık bir bozulma olursa... ...yani döviz bozulması olursa... ...hazirene kadar ben şaşırmam ve beklerim de bunu. Yani çok büyük bir rakam değil belki ama... ...bu önemli bir eğilimi gösterir. Şimdi bu durumdayken ben neden faiz arttırıyorum? Yani benim bunu faiz arttırmam şeyi değiştirecek mi? Yani daha mı hızlı döviz aşağı inecek? Hayır. Yani burada faizin... ...faizi arttırdığınızda eğer biraz önce gördük rakamlarda. Türk Lirası mevduatının faizi artmıyorsa, daha hmm. yüksek getirili bir TL enstrümanı masaya konmuyorsa vatandaş oraya doğru yönelmiyor. Yine tutuyor dövizde, altında tutuyor. O zaman demek ki yapılan faiz artışının piyasayı kısmak anlamında bir şey yok. Karşılığı olmuyor. Yok diyorsun. tabii ki şimdi ne yapıyorsunuz? Neden yaparsınız faiz artışını? Tüketimi kısmak için. Ben çevremde böyle muazzam bir tüketim falan görmüyorum. Yani şunu anlıyorum çünkü ihtiyaç kredisi alan var mı? yok. yok. ...taşıt kredisi alanında oluruz var mı? Yok. yok e, neyin e, Yani kıs, yok. her şeyi kısmışız zaten. E kredi kartlarının faizi arttı... ...orada bir takım önlemler de konuşuluyor. Yani nakit çekimde, hmm, faiz hmm. artışları gibi... E, ...kimi bankalar uygulamaya başladı zaten. Yani Oradaki... parasal boyutta bunu diyorsun ki... E, yok. E, ...yani bir karşılığı olmayacak. Yok yani, eliyle, yani. var mı öyle bir delikanlı gidip de alacak kredi? Yok. Ben <laughs> görmedim. Yani <laughs> ben de yani Yok yani. Hani iş, yanlış anlamasınlar. Ee, yani böyle yani bu iş. E, o yüzden de ben hani bunun böyle... Ezbere konuşuldu düşünüyorum bir parça. 50'ye çıksın. Peki, ondan sonra 60'a çıksın. 70'e çıksın. Evet, ne olacak evet. yani? Sıktıkça sıkalım. Ya zaten nefes kalmamış. Ee, yani tüketici açısından bakıldığı nokta tabii itibariyle ki. sıkıntı da tüketici. Bir oksijen Sen, var sadece. Evet yani umudunu neden varsa... daha e, şeye, e, ileri atıyorsun? ya Bunlar e, tabii ki isteyeceklerdir. Çünkü neden isteyeceklerdir? 50'ye çıksın da ben de 55'ten alayım hazine tahvilini. Sonra bir güzel kazanayım. Yani şimdi bu kadar e, şey yapmak istemiyorum. Sanki böyle basit bir şeymiş gibi anlatmak istemiyorum. Ama genel tavır budur. Sonuçta onlar yatırımcı. Yani Deutsche Bank, Halk Bankası evet. ya da şey değil yani halkın bankası değil yani buranın bankası değil sonuçta. Gelirken kazan. Tabii ki gelirken kazanmak istiyor. istiyor. İlk girdiğinde zarar etmek istemiyor. En yüksek seviyeden alayım ben diyor alacaksam Türkiye tahvilini. Ondan sonra da artık zaten aşağı indiğinde ben kazanayım diyor. Şimdi dolayısıyla ya öyle bir ayırmak ay gerekiyor kazan. bunları yani. Mart ayında bile faiz artışı olur muyu yani hani bu seçim sonrası olur muyu da geçtik. Seçimden önce acaba Mart ayında olur. Yani ben bir e, beklemiyorum. Sanki. Bir, iki de Merkez Bankası'nın açıklamalarından da bu sinyali almadım. Yani ben eminim ki artık bundan sonra sıra diğer önlemlere geldi. Yani mali önlemler ve bir takım böyle e, işte tüketimi kesebilecek, harcamaları azaltabilecek bir takım kısıtlamalar. Bunların da adım adım ve yumuşak olacağını düşünüyorum. Sert işler olmayacağını tahmin ediyorum. Ama biz unutmayalım. Sayın Bakan'ın ifadesi vardı bir önceki açıklamasında işte Haziran'da biraz daha işler hani daha sıkacağız daha yani çünkü bir seviyeyi kırmak gerekiyor aşağı doğru enflasyonda çünkü asıl hedefimiz zaten burada bizim alım gücünü arttırmak olduğu için enflasyonla mücadeledir ve bunu artık bilmeyen yok yani bunu artık anlamayan yok yani biz paramız devale olduğunda zam alsak bile onun alım gücünün düştüğünü artık öğrendik herhalde değil mi yani bunu artık anlayalım yani istediğimiz kadar yüzde seksen zam alsın birileri. Hiçbir önemi yok. Enflasyon 100 yüz olduktan sonra. O yüzden, Eriyecek enflasyon. Tabii ki. Karşısında. O nedenle. Düşecek onun. Ya yani bu, bu, bu faturayı bir, bir ödeyeceğiz. Ya yani masada fatura var. Biz hala diyoruz ki Hı. bekliyoruz. Ya yani bir bulaşıkları yıkacak. Onu biri, söyleyeyim. Kim yıkacak? Şu an bulaşıkları yıkacak. Yani. Şöyle. Ee... İSO başkanından evet. gelen bir açıklama var. Seçim sonucu ekonomi politikalarını değiştirmeyecek böyle evet. bir düşüncem yok diye. Bu arada ITO başkanından gelen bir açıklama. Tam o senin dediğin gibi ya bunun kolay bir yolu yok, yok diye. Yok. Ee, yani bu bir hani, bir bedel ve ödenecek. E, minvalinde Tabii. bir açıklaması vardı. Ee, evet. yani baktığında ben onu şeye benziyorum. Diyetisyenlerin tarifleri var ya böyle hani. Işte, Yemeyeceksin. Yani işte yemeyeceksiniz demiyorlar. Az Her sabah işte şununla şunu karıştırıp iç. Akşam bunu iç. Ondan sonra ne bileyim ya böyle bir zayıflama modeli yok. Yani ya siz yemeyeceksiniz ya yemediğiniz spor gibi yanında spor yapacaksınız. Yani spor da acı veren bir şeydir. Öyle kolay değildir. Herkesin disiplin gerektirir. Şimdi bunları yapmadan da öyle verilmiyor disiplin. yani. Ee, bunları alıp almak güzeldi. Enflasyona buraya getirdiğimiz nokta itibariyle yiyip içtik. Eğlendik artık bitti. Yani bu saatten sonra artık bunu biz yani her de, vatandaş şunu diyor biz mi yedik içtik eğlendik. Ya Haklı. mesele bu değil haklılar. Ben ona eminim ama sonuçta bu fiyatları buraya çıkaran e, vatandaş değil zaten. Bunu başından beri yani, söylüyorum. Benimle bir alakası evet. yoktu bu yaşamaların. Ama maalesef, ama maalesef işte haklılar ama işte çeşitli kesimleri faydalandı tabii toplumun. Ama şu an maalesef bu fatura hepimizin önüne kondu. Ve bunu toplumun en dar gelir kesimde maalesef ödüyor. En yüksek gelir grubu ...yani çok az ödeyecek belki... ...hissetmeyebilir, çok az daha isteyip ödeyecek... ...ama bu böyle olacak yani... yani bunu bir... bir adalet aramıyoruz, arayamıyoruz maalesef... ...keşke yok, arasak, diyorsun, keşke yok olsa. maalesef... ...şekip ee, aldık için... ...dediğini buldum bak şimdi... ...enflasyonu aşağı çekeceksek hiçbir şeye dokunmadan... ...hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan... ...dünyada bunu başaran evet. ülke yok... ...belirli kuralı kaidesi var demiş... asgari ücret içinde demiş ki yani... ...bir yıllık açıklandı, bütün iş dünyası bütçesini... ...buna göre yaptı... Biz hani ...bir arazam konusunda... Kamunun belirlediği asgari ücret var. Bir çerçeve var demiş. Ee, böyle bir açıklama da oradan gelmiş. Asgari ücret olabilir. Yani inşallah Arası... enflasyon konusunda o hani Haziran ayında dedim ya aşağı doğru inişi gösterebilirse toplum bunun bir parçası derse yani yine artışlar olacak fiyat artışlar çünkü aslında ama hızı düşmüş olacak. Hı -hı. Ee, o asgari zaman... ücret arazlanma gerek olmaz. O zaman, zaman belki o, o tartışmayı görebiliriz. Ama şu an erken yani biz Haziran'da geldiğimizde eğer e, bu dediklerimizi başaramadıysak tabii ki asgari ücret mı tekrar masaya gelir. Yani bu tekrar konuşulur. Sendikalar bu konuyu Hı -hı. masaya getireceklerdir. Bunda hakları var. Tabii. Yani eğer biz e, beceremediysek yani bu konuyu ödelerimizi tam yerine getiremediysek bu çok doğal bir şey. Hı -hı. Yani bunda da bir gariplik yok. O İşsiz, gün konuşalım. İşsizlik yani. geldi dün. İşsizlik evet. verileri. Evet. Aralık'ta %8,8 Ocak'ta %9,1 Ocak'a iş gücü verileri. Ee, şöyle or, Hı -hı. orada bir Evet bir sayfa daha var ona da bir evet. bakalım genç nüfusta işsizlik oranı 1,1 puan artmış, atılış gücü oranı 1,7 puan artmış yüzde evet. 26,5 olmuş. Ya yani bu zirve tabii. Son bu zirve birkaç gerçekten. yılın zirvesi. Şimdi burada tabii bizim yani işsizlik rakamının genel seviyesi evet bir seviye veriyor yani işte ne diyor, durumun özet yani izahı için bir şey veriyor. Fakat tabii bu atılış gücü oranı dediğimiz oran maalesef yani geniş tanımlı işsizlik evet. diye ifade ettiğimiz alan işte Ilon'un da yani Uluslararası İş Örgütü'nün de bu konudaki tanımları var. Maalesef en büyük sıkıntımız çünkü burada aslında haftalık 45 saatin tamamlayamayıp yani o kadar çalışmayıp daha az çalışan bir işte diyelim yani part time gibi düşün bunu öyle bir çalışan kesim var bunun içerisinde atıl iş gücünün içinde bunun içinde mesela işte mevsimlik işçilerin de, de var yani sezonsu olarak biraz iş bulmuş ama sonra bulamamış Potansiyel olarak e, çalışmak istiyor fakat işte e, iş bulamamış olanlar da yani hala çalışma niyeti olup da hı hı. E, arıyor, arayış içinde olanlar da var bunun içinde e, falan derken ya da işte e, çeşitli böyle grupların oluşturduğu bir alan bu. Ve Mesela bu, ne eğitimde ne isteği tamam. Evet gibi olur. olan yani 26.5 tabii e, yüksek. çok yüksek ve üstelik hani e, son... E, bir yılda falan arttı. Onu da Neredeyse söyleyeyim. Neredeyse dört kişiden birine tekabül. Daha, daha yani, fazla. geçen seneye göre 1.3 milyon kişi arttı burada. Geçen seneye göre 1.3 milyon 3 kişi. Milyon. Şimdi dolayısıyla bu az ve üstelik daha dramatik olan da şimdi geniş tabanlı istihdik ve dağıtılı oranı kadınlarda %33.1'e çıktı. Yani kadınlar açısından da yani ki kadınlar maalesef Türkiye'de daha fazla kayıt dışı çalışıyorlar. Hı hı. E, ister istemez bu hale getirmiş durumdalar ve onlarda oran daha da yüksek. Yani o işin sosyal boyutunu da gösteriyor. Çünkü hani 26.5 diyoruz ama 33.1 demek 3 kadından üç bir kadından tanesi neredeyse biri, yani iş aynen öyle. hayatında çalışabilecek olan kadınların arasında 3'te biri e, bu durumda e, gibi görünüyor. Yani düzenli bir şey yok. E bu kadın nasıl emekli olacak? Zaten e, hangi primi ne zaman dolduracak da emekli olacak mesela yani. Hı. Hadi bırakalım hani diğer konuları üstelik e, yine aynı şeyi söyleyeceğim 26 yüksekliği emeklilik konusunda yine bana ayrıca şey veriyor çünkü bu kişiler böyle 40-50 yaşında insanlar değiller yani bunların içinde çok geniş, yani genç insanlar var yani bu 26. Nokta, evet. e, işte oranın içerisinde bu da maalesef e, yine işte iş hayatına geç başlama ilerleyen yıllarda işte prim dolduramama vesaire gibi e, işte Hayata süredir. atılma gibi pek çok konuyu da beraberine getirecek maalesef. O nedenle e, yani ben hani dokuzluk orana takılmıyorum tek hanede ama Sen, a, 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 benim de daha çok ona bakıyorum. Ben de ona bakıyorum. Çünkü gerçekten o aslında bir ülkedeki kayıt dışılığı da gösteriyor. Evet. E, ne bileyim düzenli işin yani gelişmişlik seviyesini gösteriyor öyle söyleyeyim yani bu oran yükseldikçe gelişmişlik seviyesi yani düşüyor istihdamda olanlara baktığında da orada da mesela ağırlıkla hizmet yani öyle. E, o, orada da onu görüyorsun çünkü Türkiye ekonomisinin e, yani ya yani ayakları neye basıyor dersen maalesef e, en büyük alan kapıdan hizmet, hizmet sektörü. sektörü yani orada sanayinin payı maalesef düşük tarım düşük, düşük. ama işte hizmet sektörü belki de biraz e, yani iş üretmek daha kolay orada hı hı. öyle görünüyor o nedenle oraya doğru e, şey olmuştur yılmıştır bu altı dış gücünü hızlı aşağıya çekmek esas diyorsun yani öyle yani anda. eğer zaten ekonomi doğru yola girdiği zaman bu oran düşüyor aşağı düşüyor. çünkü iş yaratıyor. Yani düzenli iş yaratıyor. Haftalık 45 saat çalışabileceğin bir iş yaratıyor. Öbür türlü işte 3 ay çalışıyorsun. Bir ay günde 3 saat bir iş yapıyorsun. Yani yövmiye alıyorsun. Artık alıyorsun falan gibi. Ya bunlarda da iş sayılmamalı. Çünkü neden? Şunu da ekleyelim. Anketler soruluyor arasında. Deniyor ki siz son 3 ayda bir gelir elde ettiniz mi diye soru üzerine bunlar çıkıyor ortaya. O da diyor ki ya 3 ay önce ben evet bir iş yapmıştım. İşte şu kadar da bir para elde etmiştim. Tamam diyor, tamam. Seni yani anketi öyle yazıyor. Evet. Mesele burada oluyor zaten. Gıda fiyatlarına geçelim mi? Küreselde tabii. gıda fiyatları düşüyor. Yani evet. şaşırtıcı değil. Türkiye'de artıyor. Dünyada son bir yılda yüzde on buçuk düşmüş. Evet bunu sen Yavruf sıkça bahsettik bahsettik söylüyorsun. Evet. Evet. Ben bu, buna takılıyorum. Çünkü evet. Türkiye'de yüzde yetmiş bir Sen, Ben de senin zeytin gibi buna <laughs> takıldım. <laughs> 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 yani bu Bloomberg ete bu arada evet. bu grafiği çok güzel hazırlamış. Çok güzel bir grafik. Yani, e, Geçmişi de görebiliyoruz. Yani aslında... O makasın ne kadar açıldığını bize çok... Evet servisi. çok. Yani bir dönem aslında... fena değilmişiz. Yakınsamışız. Ee, böyle hafif... Sanırım o pandemi dönemi. Yani hı hı. pandemi döneminde böyle bir... E, şey olmuş yani. İster istemez o tüketimle alakalı herhalde. Dünyada... E, kısıtlar vardı. Onların işte artışı yaşamışlar yani Dünya artmış orada aslında. Biz çok... düşmemişiz de. Dünyada kırkları falan hı hı. görmüş gördüğünüz üzere 2021'de. E, ama ondan sonra... zaten... E, ya, yani orada bir yaşanan daha oldu biliyorsun Ukrayna Rusya oldu Ukrayna. orada da bir parça evet. arttırmıştı. Sonra böyle ara ara kuraklıklar nedeniyle ürünsel bazlı dünyada bazı ürünlerin fiyatının arttığını gördük ama hiçbir şey bizim yaşadığımız gibi değil. Yani bizdeki tamamen işte biz kendi kendimize başımıza dert açtık enflasyonu çok yükselttik. Ondan sonra da zaten hiçbir şeyin önü alınamadı. Yani işte bir takım ithalat önlemleriyle kesmeye çalıştık ama bunlar genel seviyeyi indirmedi aşağıya. Bugün çoksa işte ...en kötü domates 35 lira. 35 lira... ...en kötüsü bu da yani dolayısıyla... ...hal böyle olunca bu rakamda buraya Bizim gelmesi... ...bir garip değil zaten... ...ha şimdi bu 71 nasıl düşecek onu görmemiz gerekiyor... ...bunu gerçekten... Nasıl tekrar bu, bu makas kapanır da... ...biz 2022 gibi... ...ya da en evet. azından 2022 gibi... ...birbirine yakınsayan bir tablo görüyoruz. ...yani inşallah onlar yükselmezler... <gülüyor> <gülüyor> ...yani... ...dünya yükselip hani biz... Orta bir yol orada, buluruz orta, inşallah ha, ...biz inşallah. aşağı ineriz yani biz aşağı indiririz. Bu tabii bizde asla böyle eksilere gelmesi beklenemez. Yani olmayacak da şu an yakın zamanda olmaz. 3 4 sene içinde Hı -hı. de olmaz. Ha biz ama şunu yani eğer ya kuru, en azından optimumunu hani ha, yani sorunlu. kuru kontrol edebilirsek gıda yani aslında gıda enflasyonu bu. Yani evet. TÜİK'in rakamı bu. Zaten e, evet bu. Yani bu, bu 71 ne olabilir? Hani işte eğer manşet enflasyon böyle aşağı indikçe eğer ellerin altına inecekse burada aşağı doğru inecek. Yani biz bunun nereye geldiğini görebiliriz yıl sonunda mesela 50'ye geldiğini görebiliriz. Hı hı. Yine yüksek olur. Dünyada fiyatta yine 10 art düşmüş olur. 11'e düşmüş olur. Hı hı. Biz 50'lerde oluruz o sırada. Yine yüksek ha, olur. 1 iki bir sene sonra inşallah 30'lara, sonra 20'lere indirebilirsek yine biz fazla olacağız. Çünkü hep geriden geliyor her evet. şey. Ve kuru düzenleme, yani kuru e, yani piyasa koşulları içinde kontrol edemezsek düzeltemeyiz ama düz eğer piyasa koşulları içinde vatandaş gönül rızasıyla dövizini satıp hani güvenirse hmm. diğer yatırım enstrümanlarına ve kur aşağı görece aşağı inerse diyorum. Yani enflasyon kadar artarsa da diyorum. Ancak o zaman biz işte bunu aşağı çekme ihtimalimiz var. Yani e, başka da maalesef Yolu. Yok maalesef yok. yok şu an yok yani eğer şöyle bir reform yapmazsak yani biz her tarafı dağı taşı böyle tarımla boğmazsak falan ki öyle bir evet. durumda söz konusu değil şu an şu an öyle görünmüyoruz evet. bakalım Ramazan menülerinde artış yüzde 80 ve yüzde 80 ile yüzde 100 arasında diye türk başkanı Demirer'den bir açıklama gelmiş evet. İç talepte daralma yok diyor hı hı. ama müşterilerimiz geçen yıla göre yüzde 80 ila yüzde 100 arasında farklı fiyatla karşılaşacak neden hı hı. E, girdilerimizin en büyük çalışan arkadaşlarımız. Hı -hı. Geçen yıl aynı aya göre çalışanın şirkete maliyeti yüzde buldu. İkinci en büyük gider kalemi ham madde. Yani yani Sayın e, Demirer ben hani e, bu sektörün hani uzun süredir Cen de yapıyor yani Başkan Hı -hı. yapıyor yakından da takip ediyor ama çok katılmıyorum. Yani, yani, mesela bir kere sence çalışanların personel ya. yani personel yani bir kere işsizlik niye arttı bir bakalım mesela niye arttı o işsizlik rakamı kim çıkardı işten? demek ki birisi çıkardı. Yani bir bir kere bu yani e, yani bu gerçeği yansıtmıyor yani yansıtmayan şey çalışan e, maliyetleri arttı fakat siz de 10 kişi çalışıyor 8'e indirdiniz Hı -hı. bir kere. Şimdi bunu bir söyleyelim. Dolayısıyla yani e, o oranda artmadı. Sonra Restoranlarda geçmişte hep konuşurduk bir rakam vardı işte bunu hangi restoran? Sen sorsan işte maliyetin iki buçuk katına fiyat konur diye listeye. Ben maliyetin iki buçuk katını uygulayan birisi kaldığını sanmıyorum. Dört katını falan uyguluyorlar. Yani Aynen. dört katını uyguluyorlar neredeyse. Birçok yerde. Çünkü satın ne daha yüksek fiyatı satmak burada a, iş o, görüyor. Biri alıyorsa beş altı. Yasak. Mesela yani sofraya geldiği fiyat bu. Yani dolayısıyla şimdi öyle olunca da açıkça söylemek gerekirse yani ben hani bunun çok doğru olduğunu sanmıyorum ya bu şekilde olduğunu çok daha yüksek yani. Rakamlar da çok daha yüksek. Geçen seneye göre artış çok daha da yüksek. Üç katına varan oranlarda artışlar var. Ben kendi yani yani kendi gittiğim şeylerden de biliyorum bunu. Ha, üstelik Ramazanda ister istemez bir talep var. Çünkü neden? Hani eskiden belki birileri Ramazan ayı boyunca belki dört gece belki bir yere gidiyordur, belki işte iftar bir yerde açıyordur. Yani belli bu gelir grubu yani harcayabilen. Ve eminim ki hani bu ay bunu yapmaya yine devam edecekler. Gelenekleri var vesaire var diyelim aileler falan. Belki daha az çıkacak ama yine. Ama de yine çıkacak. gidecek. Mı? Dolayısıyla talep ha bir, de bir canlı. Mart, bir de seçim, yani, yerel seçim zamanına da tabii engel. Ki, geldi. o da O da etkiliyor. Var. Tabii. Ya yani burada bu adayların işte organizasyonları. Evet, tabii. Tabi onlar da var. var yani onlar da bir talep yaratıyor haklısın da. hatta büyük bir talep büyük yaratıyor bir talep ki var. hatırlarsan esden yapılır da e, bu seçim dönem, özel yerel seçimlerde takım evi şeyleri artar, satışlar artar. <laughs> i̇şte bu restoranlar vesaire restoranlar böyle bir ve topluluk, yemekler, evet artar. Yemekler. Yani catering hizmetleri falan kazanır. Dolayısıyla yani burada daralma yok ifadesinin haricinde diğerlerine katılmıyorum. Evet daralma yok çünkü hı. niye? Fiktif demeyeceğim ama sezonsal ve dönemsel bir talep var talep şu an. Var. O Ramazan olduğu için. Evet o Nisan'da bayramdan sonra bu oradaki daralmayı Mayıs ayında da görürüz. Hı hı. Ta ki kurban bayramı veya işte onun yaratacağı e, efekte kadar bir daralmayı göreceğiz. E, o dönem farklı deveçler vereceklerdir diye tahmin ediyorum. Şu anki sıradan bir artış yani hı hı. öyle söyleyebiliriz. Konuta bakalım mı? Doğru. ya Konut fiyatları ve konut satışı nasıl diye şöyle bakınca, Togayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan demiş ki, el sahipleri artık geçmişte yüzüne bakmayacakları teklifleri inceler halde. Çok acil krizi olanlar yüzde 20 hatta üzerinde indirim yapabilir ama makul pazarlık oranı yüzde 10 bandında bu ilanların hmm. ilanda kalma süresi de uzamış. Evet. Ee, indirimler var der ama indirim var da yani yani şöyle <laughs> indirim aslında eğer başka bir konut satın alma niyeti varsa ya da işte ee, yani önemli bir ihtiyacı var ise yani işte bu paraya ihtiyacı var ise ancak dediğin indirim oranlarına yaklaşabiliyor e, ev fiyatlarında ev sahipleri Hı -hı. ama böyle yatırım amaçlı almış işte 4 5 evi hatta 3 200 yani şey 10 15 evi olanlar vesaire dediğin zaman onlar şöyle talimat veriyorlar yani evet bir pazarlık payı bırak ama mecbur değiliz çünkü sonuçta hani şey ama nakit sıkıntısı yaşayanlar işte bu dediğin 20'leri belki buluyordur... Hı -hı. E, hala o kesimin e, yani bir ...görünen o ki tam bir nakit sıkıntısı yok... ...ama mesela şirketinin sermaye ihtiyacı olur... ...satmak zorunda kalır mesela... ...bu şekilde e, olanlarından bir fiyat indirimi görebiliriz... ...e tabi geçmişte neydi... ...krediler vardı vesaire vardı... ...kimsenin böyle hani, indirme niyeti falan olmuyordu... Tabii, ...nasıl öyle de böyle... Şimdi. ...sen daha fazla kredi al diyordu birisi... ...miktarı arttır diyordu... E, ...ama şu an öyle değil... ...ama bu da büyük bir canlılık yaratmış değil gördüğünüz üzere... ...çünkü bu sefer vatandaşta para yok... ...yani hem kredi yok... ...hem, hem vatandaşta para yok... ...bir par de mi? şunu unutmayalım... Ben özel otomobilde böyledir. Kimse malını satmadan, yani bu bahsettiğimiz tabii. normal vatandaş diyelim, bir mal alamaz. E şimdi sen evini satamıyorsun da o da evini satamıyor. Çünkü o Piyasada zaten... Piyasada bir evet, kilitlenmiş bir Tabii kilitlenmiş. O, o en kötüsü biliyor musun? Çünkü niye? Adam zaten iki artı bir bir dairede oturuyor. Belki daha düşük. Belki değiştirecek. Bir Değiştirmek değiştirecek. istiyor. Bir odaya ihtiyacı var, değiştiremiyor. E, bu sefer ne oluyor? Hadi diyor ben yani atıyorum bir çocuğu daha olmuş, 3 odaya ihtiyacı var. Bu sefer kiraya çıkıyor. Bu sefer kiraları farklı şekilde etkiliyor. kendi evinde sonuçta o şekilde kiralamaya çalışıyor. Ama bu evini satma olasılığı yok. Çünkü o eve talip olabilecek olanların gelir durumları zayıf. Aynen. Bu kitlenmeye sebebiyet veriyor. Peki nasıl çözersin bu kilitlenmeyi? Ya bunun işte yine maalesef... Yani sonuçta bu bir ihtiyacın yani tek bir yolu var. Yani size bir köprü var. gerekiyor. Köprü ne kredi? Ta ki biz kredi faizlerini indirmeden... Yani bunu yapamayacağız. Çünkü Onu da belli ki evet, yani bu maalesef. sene konuşmayacağız. Yani zaten. bu sene konuşmayacağız. Çünkü hay şöyle olur. Kamu der ki ben işte bu piyasayı açmak istiyorum ki, kentsel dönüşümle vesaire. Şöyle bir kredi imkanı sundum. Sanmıyorum şu an. Böyle bir imkan yok gibi görünüyor. Onda da başka bir enflasyonist ha, boyutu var. Seneye çünkü. belki bunları konuşabiliriz. Yani bu yılı değil. Yani bu yıl daha çok evi gezebiliriz. Hani gözümüze kestirebiliriz ama bu sene sahip olmak için maalesef uygun koşullar Görüşmek yok. ki bu sene otur bak beğen yani sadece uzakta bak beğen alırsan öyle o da alabilen varsa Hayır. bilmiyorum. Tabii tabii satışlar oluyor ama bunlar dediğim gibi yani toplumun geneline yayılmış değil. Yok. Yani. <laughs> ya bir de çok yüksek konut fiyatları Yavuz. Evet yani işte. Bunlar evet. tamam hani yüzde yirmi indirimler yüzde on on beş bandında indirimler tamam. Evet evet. İndirim bir de. adı üstünde de yine Yeteri de kadar. Al alım gücünün çok ötesi. Tabii yani çünkü aslında yapılan artışlar ücretlilerin özellikle her ne kadar enflasyona karşı kuruyormuş gibi görünse bile geçmişe dönük baktığımızda aslında alım gücü yok. Yani Hı. alım gücü düşmüş daha doğrusu. Hala düşük. Her ne kadar kişi başı gelirimiz 13 bin dolar olsa bile toplumun büyük bir kesimine bu yansımamış o, durumda. O nedenle tam hissetmediği için bu bizim bunlara talip olma şansımız olmuyor. Ama hani birileri de diyor ki e, krediler açılınca fiyatlar daha da artacak. O zaman ne yapacağız? Ya şöyle en azından orada Artacak bile olsa sen de borçlanabiliyorsun. Yani makul bir faizle makul bir vadede. Yani 7 yıl borçlandıktan sonra mesela hı hı. biraz da böyle işte bire yakın sıyan faizleri görsek zaten vatandaşı tutamazsın. Yani istediği fiyat olsun gider kapısında yatar alır. Yani ama biz hani nerede biri göreceğiz? Bir demek... Zaten yıllık işte 13 14 demek faiz. E bizim faizimiz 50'ye 50. gelmiş neredeyse. 10, 13 14'e düşmesini Heh. sen bana söyle. Enflasyonları yani. 20'nin altına indireceğiz. indireceğiz. Ondan sonra bir rekabet başlayacak. Hani orada daha ucuz daha da düşeceği varsayımıyla daha ucuz finansmanlar yaratılacak ki biz o zaman dönüp bunu yapalım. Bir Olabilir ama. Ya yani bu daha ne kadarlık bir süre mesela? Geçmişte yaptık şimdi. bunu. Yani ben ne kadarlık bir süreyi öngörüyorsunuz? Yani şöyle bütün bunların... hükümetin OVP planı içerisinde bir sonraki seçime kadar. Eğer biz, Normal şartlar altında evet, her şey beklediği yani, yani gibi giderse. Evet yani böyle durup dururken bir ekonomi politikası değiştirmez. Hala hazırdaki uygulananları değiştirmez. Yani, yani bir şey yapmazsak ve yaptığımızı şu anki yaptığımıza devam edersek ben ancak bunun 2028'e yakın bir tarihte tekrar karşılayabileceğimiz bir durum oluşturuyorum. Ki ben sana şöyle söyleyeyim. Bugünden garanti verse birileri bize bir de sözleşme imzası 2028'de okey misin bunu diye. Bak siyasetler dair hepsi altına imza atar. Çünkü e, yani diyorsun. açık söyleyeyim zor. zor. 2028 bile zor e, diyorsunuz. Tabii 3-4 senede anca biz yani çıkartması kolay enflasyon. Bir günde biz İndirmek 3 ayda da 6 ayda yaptık bunu. İndirmesi zor. Yani insanlar bilirler. O nedenle diyorum ben hani e, yani 2028'de olacaksa seçimler ya da vesaire neyse artık genel seçim. Ondan önce bunu sağlayabilirse ekonomi yönetimi o zaman başarılıdır. Yani bunu göreceğiz başarabilirse bunu başarmasını bekleyeceğiz. Çünkü o zaman ancak biz yeniden 2020'nin sonuna doğru umutlanabiliriz. İşte vatandaş, normal sade vatandaş da hmm. kredi alacağım, eve girebileceğim vesaire gibi. Yoksa diğer kampanyalar çok buna etki etmiyor. Yani işte ne bileyim bir yerde kentsel dönüşüm o bu morali vermiyor, o piyasayı açmıyor. Onu söyleyeyim. Oh, 2028 çok. Evet, yok. Yani, bu iyi ihtimal de bu doğrusu. Maalesef öyle yani. 80'de 70 defa şeyimiz var enflasyonumuz var. en doğrusu yüksek enflasyonu buraya getirdikten sonra bu kadar kolay. Öyle maalesef öyle, öyle yani olmuyor. Maalesef olmuyor. ben bekliyordum ne zaman diye Ramazan'dan önce diye beklerken dün açıklaması geldi. Turizmciler diyor ki tatil 9 gün olsun. Ramazan bayramının ilk günü 10 Nisan çarşambaya denk geliyormuş. Salı da biliyorsun Arife. Antalya e, Antalyalı turizmciler de 8 Nisan pazartesi günü de dahil olsun. Oradan bir tatil ilan edelim. Ramazan bayramı tatili 9 güne çıksın. Yazın çağırmazlar ama. <laughs> söyleyeyim ben. Yazın gelmeyin. <laughs> Nisan'da çağırırlar. Yazın gelmeyin. İngilizler gelecek. Hayır, yani Almanlar gelecek. Yazın çağırsalar da gidebilecek misiniz? Yok siz. yok Polonyalı Bulgar gelecek. Siz gelmeyin. Siz gelin. E, Nisan'da gelin. Siz Nisan'da e, gelin işte. E, 9 gün yi, yapın. 21 derece denize girebilirsiniz diye. da 18 on derece denize girebilirsiniz diyebilirler. Kızacaklar şimdi e, bir sene. kadar <laughs> kızabilirler. Ben e, yani böyle bir şey hani <laughs> içen senelerde yaşadık bunları biliyorsun. Ben hatta şey gördüm yani bak bazı oteller var, e, Türk müşteri almıyorlar. Yani, be, yani daha önceden böyle aldığını bildiğiniz, işte diyelim, soruyorsun, işte biz şu tarihte gelmek istiyoruz, doluyuz diyorlar, kibarlarsa. Kimisi e, farkında değil, biz yerli müşteri almıyoruz Anladım. diyorlar. Sen ne demek yani işte. Bu, bu resmen da. bir hakarettir yani. Dolayısıyla evet böyle davet edebilirler. ben restoran gördüm ya bu tatil beldelerinden birinde. Ya, yani yerli müşteri almıyor. <laughs> Dehşet içerisinde birkaç <laughs> sene önce. Bak bir daha gitmiyorum. O yani iyi tatil beldesini söylemeyeyim sana ama gitmiyorum. Zaten bu sene Çünkü... insanlar da göreceksin. İşte Yunanistan adalarına falan gidecekler. Tabii. O anlaşma dolayısıyla bu anlaşmanın kazanan Yunan adaları olacak. Geçen Belki Baktik onların %3 şeyi zaten. bozulabilir yani, eti bozulabilir. Hani fiyatlara böyle bizim gibi zam yapabilirler. <laughs> Onları da bozabiliriz bir parça. Öyle o kadar yoğunluk olursa olabilir bu da onu söyleyeyim yani. Diye. Adalar böyle Porsiyon, olacak tamamen. Porsiyon küçülse, ne kadar küçülseler de bizimkine yaklaşır mı bilememekle beraber. <laughs> yani derler yani 10 bin hancı onlar yolcu. O yüzden hancıya dikkat etmek lazım. Yani bu hancılar hancı olana biraz hani hakikaten şey bu olur mu? olur ama yani buna kim karşı çıkar? Buna maliye bakanı karşı çıkabilir. Yani uzatı uzatırsanız tüketim biraz artar diyebilir. <laughs> e Çin'de de Çin deflasyonundan kurtuldu yeni aile evet. bir, bir aylık da olsa. Yani TÜFE yüksek geldi. Yeni evet. ayılıydı Ay onlar evet, da tatilde. Evet. Çin bambaşka bir örnek bizde yani, de fena bizim olmuyor olmuyor işte. yani bizim büyüğümüz işte. Yani bizim ölçek olarak yani. çok büyüğümüz. Ama Dolayısıyla yani. bu enflasyonu yükseltir diye ...istemeyebilirler. İstemeyebilirler yani. ama tabii bence. sence. Yani yapılabilir ya ben hani biraz da hani seçim sonrasında belki hani böyle bir hareket olsun diye belki yapılabilir ama Yapılsa yani... kim gidip 9 gün Antalya'da ta... yani fiyatlar o kadar yüksek ki evet, yani vardır? işte hayır e, bir, bir, bir doluluk açısından bir parça indirebilirler. E, giden olur yine yani, olur yani Türkiye'de olur, hani diyoruz ya 2 milyon yani kişi var aşağı tam yukarı tam dolulusal yüzde yüze yakın doluluk göreceklerini hiç sanmamakla beraber. yani şöyle bu tarihlerde şimdi vize almak vesaire kolay olsaydı Almanya'sından İtalya'sından Fransa'sından oralara yine gitmiş. harcayan 2 milyon kişi oralara gitmek için gider. şey yapardı ama şimdi bugün kimisi hazirana veriyor yani randevuyu dolayısıyla bu tarihte iç turizm çok şanslı. Yani ee, o nedenle biraz da istiyorlar çünkü biliyorlar ki kimsenin vize verdiği yok doğruduruz e, yani ölçülü bir bir tarih içerisinde ee, yani işte vizesiz yerlere de bu gidenler 5 defa gitmişler zaten yani e, aynı kişiler dolayısıyla <laughs> fiyatlar sonra. Yani, yani, dolayısıyla ne olacak şimdi dönüp dolaşıp ya işte Türkiye'deki destinasyonları hani bir şekilde burada öne çıkıyor. Yani göreceğiz. Ben yapabilirler diye düşünüyorum. da öne çıkabilir az önce dediğin gibi. orada da. Kapı yani, yani orada yapıyoruz. da muhtemelen evet. En azından hadi bir Ege'de denize inmek belki zor şu an ama şöyle bir havamız değişir diye Değil giderler. Yani. Değişik bir hava alalım yani. deyip. İstanbul ziyarette dünya birincisi olmuş Yavuz. Evet. Ee, Euro Monitor International bakmış. Ee, İstanbul 20 milyon 200 bin turist çekmiş, ziyaret edilmiş. Londra 18 milyon 800 bin. Dubai 16 milyon 800 bin. Antalya 15 milyon 700 bin. Valla Barcelona, belediye başkanı evet, turistleri evet. kovmuştu zamanında hatırlarsın. Evet, Gelmedi. Bir on sene Onlar önce gibi. falan. Başarılı <laughs> olmuş herhalde. Yani... Artık çok Evet yani, İspanya nerede? Yani onu göremedim tabloda. Ben tabloya Hı -hı. tekrar İtalya bakmak İtalya'yı da göremiyorsun bak. İlginç yani. yani bu, bu gerçekten ilginç. Ha şöyle yani e, tabii Londra çok doğal. Bunların hepsi turist mi dersen ya da işte şey mi? Değil. İş tabii ki, iş yeri. İş, şey, iş aynen. Orası. Londra özellikle. Ee, İstanbul'da bizde yani, de öyle bir parça. Antalya'nın bile topa girmiş olması... Zaten biraz önce anlattığımız konuyu ifade ediyor işte. Evet. 15 milyon gelmiş bize ne ihtiyaçları var? Ya Biz niye ihtiyaçlar <laughs> Biz, <laughs> Biz ne yapsınlar Antalya'da? Çok kendi ülkemizde. <laughs> ne yapsınlar Antalya'da bize? O yüzden hani <laughs> e, yani İstanbul'u ben yine tabii yani bu rakamlar rekor çok güzel. Ama işte güzel. bunların hepsi bize bu arada yansıyor hep bunu söylüyorum. Bak yani, geçen dedin. Benim, yani, ben bunu görünce aklıma artık söylüyorum. sen geçen hafta söyledin. Aklıma yani. ilk et fiyatları geliyor. Et fiyatları bak su, fiyat, su, su tüketimi. fiyatı bile geliyor. Su fiyatını bırak tüketimi ya. Yani o bile yani aslında gerçekten İstanbul gibi kaynakları kıt olan yerlerin yani kaynağımız çok geniş değil. Yani e, ayak bastı parasının daha yüksek olması lazım. Ki, Katılıyorum. Tam yok sanalım yani bildiğim kadarıyla. Yani Buenos Aires'e bile gittiğinizde e, şehirde bir vergi ödüyorsunuz. Yani şehir ev girme vergisi, çöp vergisi gibi düşün bunu ya da su tüketiyor işte kanalizasyon sistemini kullanıyor vesaire. Ee, ve az bir rakam değildi yanılıyorsam ben yıllar önce seyahatte gitmek Hı -hı. imkanı bulmuştum. Şimdi dolayısıyla hani buralarda böyle şeyler gerekiyor yani. Bizde milyon... var mı mesela? Ben ya benim mi? bildiğim yok. Yani biz zaten dışarı giderken ödüyoruz işte kimi ülkeler için vergi de ödüyoruz. Şehire giriş Tabii vergisi, şey falan da alır mesela. Otelle konaklarken ödüyorsunuz. Bizde hiç o konaklama vergisi galiba. diye o bir şey var ama. Ara. Hayır ama Konaklı. çok yani o onu çok kim güzel. alıyor? Nereye gidiyor o? Yani öyle değil. Hı. Vatan yani kişi bilecek. Ben bu ülkeye girdim. Benden 100 euro para aldılar. Çünkü ben bu ülkenin kaynaklarını tüketiyorum diye. Yoksa otelde kalmış, otelci onu ödemiş falan. Yani çok bir yok ki. Ne yani o? Hani nereye, para... Bir de nereye gidiyor? E, yani. Evet nereye gidiyor? Ve o nerede birikiyor? Nerede toplanıyor? O mesela, ne kadar toplanıyor e, merkez mesela? hükümete mi gidiyor 20 yoksa? 20 milyon 200 bin turistten bahsediyorsunuz. O, 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 şehre mi gidiyor acaba? Yani mesela İstanbul'a gelse İstanbul'a verirsin o para. Yani Bodrum'a gitti, İsta, şeye gittisi, Muğla tarafına gitse oraya, oraya verilsin o para. Ki e, yani, vatandaş da çektiği çilenin bir karşılığını karşılığı görsün. olsun. Çünkü şöyle esnaf bundan mutlu olabilir ama esnafın sayısı belli. Geri kalanı vatandaş. Dolayısıyla hani bunu da düşünmek lazım. Yani. Doğru, Gerçi. haklı bir çağrı. Dünyanın en zengini Bernard Arnault olmuş. Bu biliyorsun çok lüks bir evet, çanta. E, Çantam markası var onunsa. O evet. da kendi de şaşırıyorum diye geçtiğimiz yıllarda yine böyle zirve oynadığında bir açıklama yapmıştım. Bu ama nasıl oldu diye. E, Çünkü ekonomik adaletsizlikten oluyor bunlar. Yani evet. bak şunu unutmayalım. Bir kere tamam. Jeff Bezos arada işte hisse senetlerinin fiyatları geri gidiyor. İşte Elon Musk'ın e, e, Twitter sonrasındaki performans çok iyi değil. Yani, Tesla'nın hisseleri. Heh, evet hisseleri vesaire deyince onlar otomatik olarak düşüyor. Ve e, yani bir şekilde... Mesir ve zirveye oynayan dünyanın en evet, lüks çantısını yani, yani, üreten. Evet e, pat diye ilk sıra çıkıyor. Ama şimdi bunun arkasında sadece yani değersiz bir şirket değil. Şunu söylemek istiyorum sadece. Bununla ilgili analizleri son zamanlarda şöyle takip ediyorum. Saat konusunda, yani lüks... Evet, lüks saat. E, evet, şimdi çanta gibi konularda e, muazzam bir şey var. E, yine yükseliş var. Şimdi burada e, her ne kadar Çin durulsa bile mesela düşün ki, bunun bir sebebinin şu olduğu söyleniyor. Onu da söyleyelim. Yani mesela Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında kayıt dışının, para hmm. transferlerinin, para trafiğinin art, e, böyle biraz e, karanlık noktalara, gri noktalara gittiği zamanlarda vesaire bu lüks harcamalar artıyor. Çünkü aslında birileri bunları aynı zamanda bir paravan olarak görüyorlar. Dolayısıyla hmm. bu şirketlerde bir bakıma e, bu bakma. durumlardan yükse e, daha büyük prim e, elde ederek çünkü aslında bir marka değeri var. Dolayısıyla hani sanki altın o zaman iki saygı. ayaklı bir yükseliş yani. Bir, bir bu bahsettim bir de bir İkincisi yandan gerçekten... de ekonomik adaletsizliğin, yani Aynen. uçurumun artması. Gelir dağılımındaki evet. eşitsizliğin birebir ha. yansıması. Birileri evet. o kadar evet. zengin ama evet. tane çanta i̇şte alıyor dünya. İki tane sebebi var yani. Bir iki seviyini besliyor bu arada. Yani kayıt dışı da hmm. aynı zamanda orayı besliyor. E, bu nedenle de durup dururken çantacı birinci oluyor. Yani <laughs> şapkacı vardı. Çantacı birinci oluyor. Yani hani, <laughs> saatte öyle. Saatte Saat öyle ama hani, çanta almış gitmiş. Saatte tabii çok daha farklı bir çok pazarı domine eden markalar yok yani böyle evet. bir hacim olarak ama burada var. Burada var. birebir görmüşüz. Ee, Hı -hı. bu arada e, Tesla'nın Testa'nın hisselerindeki düşüş, Mask'ın servetindeki erime ...bu bir yani sen çok takmıyordur diye düşünüyorum dedin geçen Ya sanmıyorum yani o rah rahat bir tes... <laughs> ...Tesla <gülüyor> hissesindeki yani, düşüşü de mi takmıyordur hiç yani? Hiç sanmıyorum yani çünkü şöyle bu tabii bir şirketi niye bu etkiler? Satacaksa etkiler ya da kredi alacaksa etkiler. Yani bir büyüme planı varsa etkiler ki hissesine düştüğü zaman işte hmm. onun teminat değeri düşer. Dolayısıyla yani ya da satacaksa keza aynı şekilde ama şu an bence yatırım yapma safhasında Tesla... Hmm. Ee, Özellikle yapay zeka konusunda e, maskın işte büyük bir şeyi var. Girişimi var. Üstelik davalık oldu yani. Evet. içinde bulunduğu platforma falan. Dolayısıyla şu anki bence dönemi e, hasat değil. E, tam Ekim döneminde. Dolayısıyla e, hasata var. O yüzden çok Bekliyor ses çıkarmıyor diyorsun. diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Her Haber Genel genelliğe yönetmeni Yavuz. Her gün olduğu gibi çok keyifli bir sohbeti. Yarın 9'da görüşürüz inşallah. E, bir reklam şimdi para gündeme. Başladık para gündemde yeni dilimimize. Şimdi biraz artık yerel seçimde konuşalım. Çünkü 18 gün kaldı. Parti liderleri, adaylar, herkes sahada, her gün peşi sıra gelen mesajlar var, açıklamalar var. E benim de konuklarım var. Gazeteci, yazar Şükrü Küçükşahin, stüdyoda benimle beraber. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın, güzel bir yayın olsun. Güzel bir yayın olsun. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nurhan Yıldız. Hocam, günaydın. Nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim, YEM. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun katıldığınız için. Şükriye selam, Nasuhiye merhaba. Merhaba hocam. Merhabalar, çok Edek teşekkürler. Öğretim, ve çok güzel. Ömer Türk yazarı Nasuhi gördü bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın, günaydın Sena. Teşekkür ederim, sağ olun. İstanbul'a çok selam çok teşekkürler ve güzel Ankara'ya da çok selamlar. Ee, böyle hızlıca başlayalım. Ee, istiyorum. Ya çok fazla açıklama geliyor. O kadar çok peşi sıra açıklama var ki. Özellikle dünden hafta sonundan bu yana böyle yağan bir e, siyaset gündemimiz var. En son gelen sıcak açıklamalardan biri Özgür Özel'den de CHP lideri dedi ki, Millet İttifakı bileşenleri gayretlerimize rağmen ittifaktan çekildi. Hatta ben beyaz e, çiçeğimi aldım, gittim, ikna edemedim demişti bir açıklamasında da. O günkü HDP, bugünkü DEM'de iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti, adaylarını çıkardılar der. Bir süredir böyle özellikle Burcu Köksal'la beraber de Burcu Köksal'ın açıklamaları sonrasında da çok konuşmuştuk. Şükrü Bey, e, iktidarda diyor ki sizin bir ittifakınız var ama şeffaf değilsiniz. Dolayısıyla böyle bir gri alanda sürekli bu dem konusunu e, ve CHP bir ittifak mı, ilişki mi, diyalog mu, işbirliği mi diye konuşur haldeyiz. E, nedir bu işin aslı? Şeffaf mı değil CHP? bir ittifak mı var? Yani bir ittifak olmadı açık net zaten ama bazı kentlerde e, yerel anlamda işbirliklerin olduğu da ortada. E, yalnız bu çok bir siyasi e, propaganda aracı haline getirildiği için yani iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör örgütleriyle Sanki işbirliği yapıyormuş gibi göstermek için bir çabanın içinde olduğundan dolayı bir propaganda e, malzemesi haline getiriliyor. E, doğrusu bu şöyle de bir sonuç yaratıyor. Yerel seçim, yerelli özelliğini yitiriyor iktidar yüklendikçe. İşte Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla 17 bakan sahada ki özellikle de İstanbul'dalar. Düşünün Sena Hanım, e, daha önce İçişleri Ulaştırma ve Adalet Bakanları... Seçimden 3 ay önce istifa ederdi. Çünkü bu bakanlıkların özelliği e, siyaset üstü olmaları gereken bir yer. İşte polisin, yargının e, ve de e, ulaştırmanın yani iletişimin Hı -hı. E, yönetildiği bakanlıklar bunlar. O nedenle bunlar bağımsız olur. Bakın Adalet Bakanı dahi şu anda sahada. En çok garipsediğim olay benim. Adalet Bakanı dahi çıkmış açık açık burası propaganda. Bu da neyi getiriyor? Hani ittifaklara geleceğim. İster istemez geçmişte millet ittifakının içinde yer alan seçmen kitlesini zaten onlar iktidarın uygulamalarından memnun değil. Yerelden yerel bir seçim yapmaktan çıkarıp genelde bir e, hükümete e, oy verip vermeme noktasına e, bakanların getiriyor. bakanların sahaya inmesi seçimi Hem genel genel Cumhurba seçim havasına mı çeviriyor? Aynen Sayın sadece? Cumhurbaşkanı da bu kadar yüklenmesi ki her ilde Cumhurbaşkanı bizzat kendisi sandığa girmiş gibi bir hava içinde. Zaten ne dedi? Bu benim son seçimim dedi. Hayır, eğer anayasa çerçevesinde bakacak olursak 14 Mayıs son seçimiydi. Hani ondan önce bu sözü kullansaydı anlamlıydı. Ama şimdi neden böyle bir söz kullanıyor? Çünkü kendisi her ilde aday. Yani bunu bizzat kendisi itiraf etmiş oluyor. Ne demek oluyor, bu söylemiş. her ilde aday? Her ilde aday benim diyor. Yani belediye başkanı adayım ben diyor. Ki İstanbul'u ayrıca söylüyor çünkü bu benim son seçim demenin başka bir şeyi yok. Tabii ki duygusal bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. Ha siz bu oy da, verirseniz verdiğimiz bu adaya da, oy evet. verirseniz bana da oy vermiş olacaksınız ona göre verin oyunuzu dediğini mi düşünüyorsunuz? Yani bunu öyle diyor İşte demin dediğim olay oluyor yani hükümet bunu bir genel seçim havasına sokuyor ve öncelikle de Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir genel seçim havasına sokuyor yerelden uzaklaştırıyor. Bu durumda da ister istemez özellikle millet ittifakının e, bileşeni olan seçmen ya da geçmişteki e, seçimlerdeki adlarıyla HDP seçmeni o zaman iktidara bakışını değerlendirmeye başlıyor ve iktidara göre oy verme eğilimini gösterecek yerel seçimlerde ne, ne hani kendi adaylarının göre kendi vermek. adaylarının güçlü olmadığı yerde o zaman kim kazanacak sorusunu ya da kim kaybedecek sorusunu soracak. Şimdi. İktidar buradan hani e, dem seçmeni işte e, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına oy verecek. Hı hı. O nedenle bu işte kandille bir ittifak gibi göstermeye çalışıyor. İşte e, CHP'ye seçim kazandırmak istiyor diye. E Ama sonuçta demin adayları var. Her yerde kendi e, adaylarını çıkardılar. E tersten bakalım aynen hani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden Refah Partisi için söylediği laf nedir? Kimse e, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşması ortada dolaşmasını da daha göstermeyiz. Şimdi tersten bakalım. O zaman dem de e, AK Parti'ye seçim kazandırmak için mi aday çıkarıyor? Mesela. Böyle Güzel bir soru. tersten sonuç da e, görebiliyoruz ve dediğim, dediğim, göre tamam sorayım. dediğim gibi iktidar bu kadar çok sahada oldukça bütün bakanlarıyla tekrar söylüyorum. Yani bakanlar işlerini güçlerini bıraktılar neredeyse İl il dolaşıyorlar. Özellikle de İstanbul'a hepsi görevlendirdi. Yerel seçim propagandasında çalışıyorlar. Nasıl Güngör, Dem Partisi AK Parti'ye seçim kazandırmak için mi o zaman aday çıkarıyor? Tersen de ben böyle sorarım dedi Şükrü Küçük. Aynen Şahin. sorarım. Yani katıldığı ee, için konuyu, söylemiyorum. Yani. Konuyu tersen sorarsam böyle sorarım baktığımda. O açıdan değildir. Diğer açıdan böyle görünür dedi ne dersiniz? Bir de bakanların sahaya iniyor olmasıyla ilgili eleştiriler var. Şükrü Küçük Şahin'den. Buyurun lütfen. Tabii yani bu son söylediğinize ne demeliyim? Gerçekten ben bilmiyorum. Çünkü şu anlamda bilmiyorum. Yani herhangi bir başlık altında kabul edelim. Yani lütfen işbirliği, ittifak resmi olarak zaten ittifak olamıyor biliyorsunuz yerel seçimlerde. Bu genel seçimlerde olsaydı konuşurduk. Gerçi genel seçimlerde de ee, millet İttifakı ile HDP arasındaki ittifak bir türlü ittifak olarak adlandırılamadı. O üstelik basbayağı bir ittifaktı gayet açık bir, <laughs> bir şekilde. Çünkü HDP e, Millet İttifakı lehine içinde ve merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer aldığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığının cumhurbaşkanı adayı olduğu ittifakın lehine aday çıkarmama kararı aldı. Fakat biz o dönemde bir türlü e, Millet İttifakı'nın yani açık sözcülerini, açık siyasetçi... Ne zaman söylediler? Ben çok hatırlayamıyorum Hayır, yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben, lehinde sorun var. Şey, nasıl yani? Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehinde aday göstermiyoruz diye açıklamasını yaptılar onun. Onlar açıklama yaptılar da ben onu kastetmiyorum Şükrü şey. Şunu kastediyorum. Hı. Millet İttifakı tarafı bir türlü böyle bir ittifak olduğunu, bunun ittifak olmadığını söyleyen bırakın siyasetçileri, onlarca meslektaşımız oldu bu ekranlarda. Böyle bir ittifak yok denildi. Ya yani şimdi o günler o günlerde kaldı. Bugünlere geldik. İşbirliği, ittifak uzlaşı. Bunlardan hangisini tercih ederseniz edin. AK Parti ile şu anda DEM Parti arasında herhangi bir uzlaşı, işbirliği, görüşme, yakınlık, ortak liste, herhangi bir listede birbirini desteklemek, herhangi bir ilçede birbirine yakınlaşmak böyle bir şey söz konusu mu? Yok. O zaman niye böyle bir soru soruyoruz? Yani kimin kimle görüştüğü belli. Buradaki problem bakın DEM Parti'nin grup başkan vekili geçtiğimiz Zannederim biraz bir da, da şuradan önce... yola çıkılıyor. Yani e, Hı -hı. DEM bize iktidara ee, biz kaybettirme stratejisinden vazgeçti e, açıklamaları ama mesela Özgür Özel'in biz e, dem de iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti söylemi o zaman kazandırma yani tersinden sorduğumuzda böyle bir soruya kapı açar der Şükrü Küçükşahin buradan yola çıkarak i̇şte da tersinden, soruluyor ben soruyu anladım da hani tersinden sorduğumuzda şunu söylemeliyiz mesela zaten Şükrü Küçükşahin de dedi ki ben bu soruyu soruyorum ama yani buna katılmıyorum zaten o, o anlamda bir dedi. şey söyler evet. yani e, evet, katılmayarak <laughs> soruyorum diye. Şimdi ben de diyorum ki eğer böyle bir soruyu var edersek o zaman devamında şunu söylememiz lazım. AK Parti ile DEM Partisi X ilçede belediye meclisi üyeliğinde birbirlerini destekliyorlar. X ilçede birbirinin adayı lehine çekildiler mesela. Bir tane örnek söylememiz lazım bu soruyu haklı kılabilmek <laughs> için. Onun dışındakiler sadece bu konularla ilgili varsayımlar olur, karşılığı olmaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Partisi'den Parti arasındaki bu uzlaşının diyelim, kent uzlaşısının somut karşılıkları var. En son Ankara ile ilgili de bir açıklama yapıldı ama o çok gündemde tartışılmadı. Şimdi bakanlar meselesine gelince ve Sayın Cumhurbaşkanı son seçimi. Neden 2023 seçimleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın son seçimi olsun? Cumhurbaşkanının şu anki anayasal e, takvime baktığımızda son seçimi bu seçim. Orada da bir tane istisna var malumunuz. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasada yer alan çoğunlukla meclisi fesh ederse, dolayısıyla da seçimlerin yenilenmesi deniyor aslında orada fesh kararı yok. Seçimleri yenilerse Cumhurbaşkanı yeniden aday olma ihtimali var eğer isterse. Bunun dışındaki süreçlerde siyasi takvimde 2024 yerel seçimleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı, aktif olarak yer aldığı son seçimdir. Şu soruyu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Neden Sayın Cumhurbaşkanının ya da bakanların seçim çalışmalarında yer alması yadırganıyor? Yani Cumhurbaşkanı bu partinin genel başkanı aynı zamanda AK Parti'nin. Dolayısıyla seçimlerde şunu mu yapması bekleniyor? Arkadaşlar siz yerelde adaysınız mesela Yok, genel seçim havasını sokluyor. Şimdi o başka bir şey. Bu siyasi yani yok, yok. Ben onu söyledim. O. Şimdi oldu. işin hukuki hukuki tarafındayız. Yani siyasi yorum o kısmı. Genel seçim havasını sokan da o mudur diyeyimdir. Onu da söyleyeceğim kendi kanaatimi. Ee, o konuda Sayın İmamoğlu'nun ben özel bir gayret gösterdiğini söylüyorum. Hatta AK Parti'nin de gereksiz yere bu tuzağın içine düştüğünü e, yazıyorum bir iki gündür. Bugünkü yazımda da benzer bir şey var zaten. Daha doğrusu dünkü <laughs> de. Şimdi burada... AK Parti'nin bakanlarıyla, kurmaylarıyla genel seçim, yerel seçim, bu seçimle ilgili, seçimi kazanmakla ilgili süreçlerde yer almasının herhangi bir hukuki gayrimeşru tarafı yok. 17 bakan da yer alabilir. Kabinede o kadar bakan yok ama olsa 27 bakan da yer alabilir. Bir sene Adalet katılırım Bakanını sen de normal buluyor musun nasıl? Bak işte bir dakika. Bak bir tek bir tek şeye katılırım müsaade edersen söyleyeyim onu da. O 3 bakan meselesi bence bizim sistemimize doğru bir yaklaşımdı öyle olmalıydı. Ben de bugün de öyle olmasını arzu ederim. Yani ama bugünkü düzenleme tamam. açısından konuşuyorum. Yoksa adalet e, ulaştırma ve diğeri hangisiydi? İçişleri değil mi? Üç bakanlığı ben de bu seçim süreçlerinde tarafsız bir isim tarafından, yani o zamanlar genelde müsteşarlar tarafından yönetiliyordu. Olmasını doğru ve önemli buluyorum. Bunu da geçiyorum. Şimdi Son söyleyeceğim de şu. Bu genel seçim yarat seçim meselesi. Sayın Ekrem İmamoğlu hedefleri açısından ve seçimi kazanma stratejisinin belki de unsurları açısından bu seçimi başından beri bir genel seçim yapma arayışında. Bunun doneleri de var elimizde gayet rahat biçimde ifade edebiliriz. Murat Kurumu muhatap almadığını, ona acıdığını, üzüldüğünü ya yazık ona da filan gibi böyle ilginç tepeden bakan ifadeler de kullandı. Çünkü o Sayın Cumhurbaşkanı'nı sahaya çekmek istiyordu. Şimdi Neden Sayın İmamoğlu bunu istedi. Yani Sayın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı sahaya çekmesi İmamoğlu'na ne kazandırır? Ha. Nedeni şu, şöyle ki e, burada hani dağılmış bir ittifak var. Dolayısıyla o ittifakı pratikte en azından oluşturabilmenizin unsurları... E, ...her durumda e, Cumhurbaşkanlığı bulunduğu ittifakı... ...yani Cumhur İttifakı'na muhalif olan unsurları yakınlaştırabilmekten geçiyor. Bu bir. İkincisi sizin İstanbul'da daha fazla oy alabilmeniz, dolayısıyla kazanabilmeniz... ...2028'deki değişimle ilgili verdiğiniz mesajlarla birlikte olmalı diyor Ekrem İmamoğlu. Yani ben aynı zamanda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değilim. Ben 2028 seçimlerinde her ne zaman yapılacaksa o seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım. Dolayısıyla böyle bir muhalif enerjiyle etrafında toplamak istiyor. Bunun yolu da bunu bir genel seçime dönüştürmektir. Bu Sayın İmamoğlu'nun istediği bir şeydi. Başından beri istediği bir şeydi. Murat Kurum'u muhatap olarak görmemeye çalıştı. Bir başka alt başlığı da şu. Murat Kurum'la Birebir projeler e, İstanbul için yapılacaklar konusunda ben karşı karşıya gelmek istemediğini düşünüyorum Sayın İmamoğlu'nun. Açıkçası söylemek gerekirse e, kampanya ortaya koyabilme, kendisini anlatabilme noktasında çok e, başarılı bulmasam da... ...daha büyük bir çıta bekliyordum açıkçası söylemek gerekirse. Murat Korum'un ortaya koyduğu projeler özellikle de İstanbul'un acil, vazgeçilmez ve insani gündeminde... Sayın İmamoğlu'nun projelerinden ve yaklaşımından çok önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de onunla yarışmak yerine işi genel seçim havasına çevirmek isteyen Sayın İmamoğlu kısmen de olsa bunda başarılı olmuş görünüyor. Ha bu ona seçim kazandırır mı? Onu ayrıca bir turda tartışabiliriz. Ee, çok özür dilerim. Çok bir cümle. Eee nasıl bir bence şurada acaba yanlış bir değerlendirme yapmıyor mu? Cumhurbaşkanı 28 Mayıs gecesi seçim kazandı o gece. Hemen o gece çıktı ve ilk kez yeni cumhurbaşkanı olarak ilk konuşmasını yaptı. Dedi ki: "Hedef İstanbul. Ne yapacağız? İstanbul'u alacağız." Şimdi genel seçim hani havasına sokuyor muhataplık açısından. Yani bu yolu cumhurbaşkanının açtığını söylememiz doğru galiba. Ne dersiniz nasıl? Ben de diyorsun? şunu söyleyeyim. Bunu bunu çok iyi hatırlıyorum. 14'ünde de aslında benzer bir şey söyledi sadece. E, tamam. 28'i akşamı değil. Tamam. 28'de daha netti bu. Tamam bu güzel. E şimdi Sayın Özgür Özel İstanbul'u kazanalım demiyor mu mesela genel başkan olarak? Evet. Ankara'yı kazanalım demiyor mu? Trabzon'u kazanalım demiyor mu? Yani bu bir genel başkan başka ne söylemeli mesela? Hedef olarak ne koymalı mesela? Arkadaşlar Ankara'yı tamam, kazanalım ama İstanbul'u kaybedelim. Ya, ya öyle değil yani bu. Ya, peki. Ben yanıtımı aldım. Nurhan hocam. Tamam peki. Şöyle e, efendim bakanların sahaya inmesi ne demektir? Ee, İmamoğlu'nun ölçeği İstanbul'dan genele çekmesi ya da Cumhurbaşkanının e, en başından bizim şimdi hedefimiz İstanbul demesi bunlar yap bütün bunlar vedem konusu gri bir alanda mı yok. ittifak var mı yok mu işbirliği var mı yok mu bütün bu seçmen durup bakıp bunların hangisini seçer ve hangisine önceler hangisine göre oy verir? Ee, i̇ç içe çok fazla soru var. Dolayısıyla çok izleyici çok iç içe konuştuk. Nasır Şükrü Bey öyle açtı. Ben yapmadım bu <laughs> sefer. Ya bir tarafta bir tarafta CHP dem konusu bir tarafta Erdoğan'ın işte son seçimim konusu sonra konu bakanların seçim sahasında olmasına döndü vesaire vesaire. Ama ben biraz daha <laughs> sistematik gitmek istiyorum. Anlaşılması kolay olsun diye umuyorum olsun. anlaşılması kolay olsun diye ama e, baştan hemen şunu söyleyeyim e, aslında bu seçimin kıyametinin İstanbul'da e, kopması çok sürpriz değil e, hem Ekrem İmamoğlu'nun baştan itibaren e, kendisine Erdoğan'ı bir rakip olarak konumlaması öte yandan Erdoğan'ın hem İstanbul'la ilgili kendi siyasi geçmişinin en önemli safhasını oluşturması. daha sonra ki süreçte İstanbul'un işte Fatih'in emaneti olduğunu belirtmesi ve Fetret dönemini bitireceğiz demesi. Bunun karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'u kaybetmek istemediği bir kale olarak görmesi ve biraz önce bu programın birinci diliminde çok önemli rakamlar paylaştın Sena. Ee, örneğin 20 milyon e, kişi İstanbul'u ziyaret etmiş. Böyle bir büyüklükten söz ediyoruz. 20 milyon. E, Türkiye ekonomisinin yarıya yakınının üretildiği, e, önemli bir seçmen e, sayısının bulunduğu devasa bir e, metropol, megapol'den söz ediyoruz. Dolayısıyla bu kıyametin burada kopması çok normal. E, ama buraya girmeden önce bir genel bir ortam ya da eğer bizler balıksak bir akvaryum tanımı yapmak istiyorum. Yani 21. yüzyılda e, yerel yönetimler ve yerel siyaset, yerel kampanyalardan söz edebilir miyiz? E, aslında edemeyiz. Neden? Çünkü hiçbir seçim ya da hiçbir karar yerel değildir, olamaz. İki nedenle olamaz. Yani aslında çok nedenle olamaz ama iki önemli nedeni var. Bunlardan bir tanesi insan hareketliliği. Zaten şu anda bütün e, önemli gelişmiş e, ülkelerin Batıya doğru en önemli sorun alanı e, aslında o şehirde yaşamayan insanların o şehirde yaşamaya başlaması yani e, pek çok farklı yerden insanların geliyor olması ve pek çok başka yere gidecek olması. İkincisi ikinci önemli konu e, yine. E, dijitalleşme sınırları ortadan kaldırması O nedenle zaten hani yerel diyerek ancak seçmen sınırlaması yapabiliriz. Peki böyle bir ortamda nelere dikkat edilir? Bir en önemli karakterize özelliklerinden birisi şudur. Başarmak isteyen bu isterse şirket olsun isterse kurum olsun isterse ülke olsun isterse belediye olsun başarmak isteyen tarafların kişilerin kurumların yapması gereken en önemli şey şu. Duyguları ve çıkarları yönetmek. Çok acıklı bir şeyden bahsediyorum. Duyguları ve çıkarları yönetmek. Çünkü artık idealleri yöneteceğimiz bir dünya düzeninde değiliz. O nedenle ittifak sözcüğünü çok fazla kullanıyoruz. Bunu hem CHP DEM üzerinden kullanıyoruz, hem AK Parti e, Yeniden Refah üzerinden konuşuyoruz. Ki benim buradaki bir siyaset bilimciye bir iletişim bilimci olarak görüşüm şu. İttifak... Kavramının kendisi e, siyaseti, siyasi idealleri, siyasi çözümleri, siyasi partilerin önünü tıkayan, gelişmeyi önleyen bir kavram. E, i̇ttifak sözcüğünü. Yani ne zaman bu e, çok anlamlı sonuçlar üretiyor? E, Ak parti ve MHP'de gördüğümüz gibi fikirsel olarak birbirlerini tamamlıyorlarsa. Evet olumlu bir takım sonuçlar üretebiliyor ama fikirsel olarak birbirlerinden farklılıklar, önemli farklılıklar ya da ne kadar önemli farklılık varsa o kadar zararlar da verebiliyor. Gelelim önce hangisinden başlayayım? Yani bakanların sahaya inmesi mi, CHP dem konusu mu? Hadi bakanların sahaya inmesi olsun hocam. <laughs> <laughs> Bakanların ya inmesi e, biraz önce hem Nasuh'un hem Şükrü'nün söylediği gibi aslında bizi e, demokrasiyi sağlıklı ve sağlam yapabilmemiz için bazı temel ilkeler üzerine oturtmamız gerekiyor. Seçimleri de oturtmamız gerekiyor. Ve bu ülke e, çok uzunca bir zamandır seçim döneminde tarafsızlığı ve seçim sonuçlarının tartışılmazlığını sağlayabilmek için Üç önemli bakanlığı e, seçimlerde konu dışı bırakıyordu ve bu önemli hmm. bir ilkeydi. Fakat şu anda e, cumhurbaşkanlığı sisteminde bu aslında bir devlet için çok yeni, çok kısa bir süre. Çünkü zaman içerisinde bir takım değişikliklerle e, yeni ilke ve kuralları yerine oturma, oturacağını umut ediyorum. Yani ben böyle bir sistemi hani doğru bulanlardan değilim. Ama e, mesela parlamenter sistemin de sorun alanlarını düzeltmek yerine sistemi değiştirmeyi tercih ettik. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sisteminde sistemi değiştirmeyi bir önceki seçimde önerdiler, vaat olarak bulundular. Olmadı muhalefet tarafından. Dolayısıyla demek ki mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminin olumsuz Demokrasi açısından olumsuz yanlarını iyileştirmek dışında başka bir siz seçim mesela görmüyor. bu üç bakanlık açısından bunu böyle mi görüyorsunuz? Evet, bu üç bakanlık açısından doğrusu da siyaset bilimi açısından da böyle. Çünkü bu üç bakanlığın seçim sürecinde pek çok önemli rolleri var. O nedenle ama onun dışında e, cumhurbaşkanlığı seçim sistemindeyiz. Cumhurbaşkanı partili bir cumhurbaşkanı. Dolayısıyla e, yerel seçimlerde de. Evet, yerel seçimler ki sanıyorum bundan birkaç ay önce yine bu ekranda söylemiştik. Yerel seçimlerin daha henüz adaylar bile belli olmadan konuşmuştuk hatta. Bir genel seçim şeklinde geçeceği, içerik olarak da bir genel seçim şeklinde geçeceği. Hocam bizim ülkemizde her seçim bir genel olmaz. seçime dönüşüyor. O da apayrı bir şey. öyle. Yani dönüşmeyen bir Aynen seçim. Öyle. E, bunun da, aslında bunun da birçok nedeni var, birçok tıkanıklık nedeni var ama... Burada önemli olan şu, eğer cumhurbaşkanı bir siyasi parti'nin genel başkanıysa, aynı zamanda da onun atadığı bakanların da seçim bölgelerinde, ama bu üç bakan hariç diyorum bulunmaları, bu ölçekte doğal, onun için yapılabilecek bir şey yok. Hatta sadece bakanlar değil, parti yöneticileri de önemli oranda. İstanbul'da hiç Ankara'nın konuşulduğunu gördünüz mü bu kampanya boyunca? Yani birkaç kısa dakika dışında Nadir. yoğun olarak gündemi İstanbul belirliyor ve mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreç... Küçük Şahin hatırlattı. Çok özür dilerim. Seçimden hemen sonraki akşam yaptığı açıklama. Mesela bundan sonra hedef İstanbul'dur demesi. Bu genel seçime evet. dönüşme sürecinin böyle başladığını mı düşünüyorsunuz? Yok bizim zaten doğamızda bu var mı? Yoksa Biraz da siyasilerle mi, mesela Ekrem İmamoğlu'nun son açıklamaları da bir örnektir. Siyasilerle mi dönüşen bir süreci görüyoruz? Hayır yani zamanın ruhu ya da zamanın karakteri de böyle bir şey. Yani şu anda aslında biz İstanbul'u konuşuyoruz ama Mardin'de ya da bir başka şehirde de genel seçim havasından çok farklı değil. Çünkü genel seçim havasını belirlen bazı önemli şeyler var. Bir, e, siyasi partilerin liderlerinin tutumları var. İki, genel ekonomik durum var. Üç, e, adayların bulundukları, aday oldukları illerde ve ilçelerde e, bir efsaneleşememe sorunu var. Yani çok önemli projeleri önermek ya da ortaya koyamamak sorunu var. Biraz önce Nasuhi'nin cümlesinin içerisinde böyle eser miktarda geçti. E, kampanyaların, özellikle yerel düzeyde kampanyaların herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en başarısız Kampanyalar olmasının da etkisi var. Dolayısıyla Kesinlikle katılıyorum buna, evet. dolayısıyla kampanyaların Kesinlikle katılıyor iletişim yönetiminin bu Hiç kadar bir beceriksiz katılıyor. ve kötü olmasının oluşturduğu her iki siyasi parti için de söylüyorum. Yani hem Ak Parti için hem CHP için söylüyorum. E Bu boşlukları kim dolduracak? Bu boşlukları e, siyasi parti ...liderlerine söylemleri dolduracak. E neden e, Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bu benim son seçimim dedi... ...hem de tam bu dönemde dedi. Dolayısıyla bütün bunlar birbirleriyle bağlantılı. E, Dilerseniz burada kesin. Dilerseniz CHP Dem konusundan devam edebilirim. Çünkü orada da önemli durumlar var. Bir iki cümleyle onu da alayım hocam. Sonra bu Yeniden Refah Partisi'ne geçmek tartışmayı O da şu, ben, e, tartışmayı... E, bu, ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM arasında bir ittifak var mı, bir uzlaşı var mı, bir işbirliği var mı tartışmasını çok abes buluyorum. Çünkü eğer siz e, anayasada, e, seçim kanununda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde varlığıyla ilgili herhangi bir sorun olmayan siyasi partilerseniz, bütün siyasi partiler için geçerli DEM de buna dahil... Dolayısıyla herhangi bir siyasi partiyle e, işbirliği içerisinde olabilirsiniz. Buna bir suç gibi, bir yasakmış gibi yaklaşılmasını çok ab, abuk buluyorum. Ama e, bunun nedeni de şu, sürecin düzgün yönetilememesi. Az önce söyledim, hani o kampanyalardaki iletişimin sakilliği aynen bu sürecin yönetiminde de kendini gösteriyor. Yani hatırlarsınız Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Özgür Özel genel başkan olduktan sonra ilk yaptığı şey neydi? biz şeffaf olacağız, her şey çok açık olacaktı. O çizgide devam etseydi, daha doğrusu o çizgide devam etseydi başarılı olur muydu, olmaz mıydı? Bunun şu an için bir önemi yok. Çünkü bu siyasi partilerin kendi alacakları riskler. Bana sorarsanız, demin söyledim genel anlamda ittifaklar siyasi partilere zarar veriyor, seçmenin kafasını karıştırıyor. İkincisi, daha da önemlisi aslında e, her iki partinin tabanı da yani hem e, demin tabanı hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı bu e, işbirliği uzlaşı ittifak her neyse bundan rahatsızlar. Bunun partilerini büyütmediğini tam tersine kimliksizleştirdiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla 31 Mayıs tekrar tekrar hatırlatıyorum 31 Mayıs. 2023'te Selahattin Demirtaş bunun altını çize çize bu nedenle ben bu siyasete mesafeliyim. Hani bıraktım sözünü ben ciddi almadım için söylüyorum. Mesafeliyim dedi. Ama buradan aslında tartışma başlamıştı ama yerel seçimler bu tartışmanın derinleşmesine izin vermedi. Yani o aradaki mesafe kısa oldu. Dolayısıyla her iki siyasi parti de burada risk alıyor. bu risk nasıl sonuçlanır? 31 Mart'ta göreceğiz. Görünüm. Ama bu bir suç değil. Bu bir risk. Yani taraflar için. Olumlu sonuçlanabilir, olumsuz sonuçlanabilir. Bunu da göreceğiz. Teşekkür ederim. Bir de Yeniden Refah Partisi ile ilgili çokça mesela Efkan Hala'dan açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili dedi ki Yeniden Refah Partisi ittifakta değil. Cumhur İttifakı'nda değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan der ki gölgemizden yürüyenlere izin vermeyiz. E, bir yandan da Erbakan'dan mesela o zaman e, hani CHP'ye kazandırıyor söyleme üzerinden. E, Demde AK Parti'ye mi kazandırıyor e, aday çıkararak gibi devam eden bir tartışma. Nasıl uygun görür? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz kimsenin gölgemizden yürümesine izin vermeyiz demesinin nedeni nedir? açık ve şeffaf siyaset. Ben bunu böyle adlandırıyorum. Yani bunu da sonuna kadar tartışmaya hazırım. Neden böyle söylüyorum? Şundan dolayı. Az önceki örnekte zaten tartışılan bu siyasi partiyle birlikte davranmanın, ittifak yapmanın meşruluğu ya da gayri meşruluğu değil. Böyle bir yakınlaşmanın varlıkla yokluk arasında tarif edilmesi. Bakın Ankara ile ilgili DEM Partisi tarafından yapılan açıklamaya Özgür Özel çok sert bir tepki gösterdi Genel Başkan. Ya yani böyle bir şey yok. Yani ben dedi o konuda ittifak yapsam işte etime yaparım. Orada daha çok Kürt seçmen var. Bu mealde bir açıklama yaptı. İşte yaptım. sürecin iyi yönetilememesi dediğim de bunlar evet. işte. Yani Hı. sürecin iyi yönetilmesinden daha ötede bir yerde. Süreç yönetilmiyor. Bence bazı aktörler süreci yönetiyor ve siyasi partiler de buna kendilerini farkında ya da farkında olmadan mahkum bırakıyorlar. Başka bir şey yok ortada bence. Çünkü... Yani koskoca siyasi partiler bu konuda aralarında konuşamıyorlar mı ki? Birisi burada üç tane uzlaşımız var, şuralarda aday çıkarmıyoruz, e, kısıtlı bir kent uzlaşısı var diyordu. Sonra genel başkan buna yok cevabını veriyor. Şimdi yeniden refah konusunun gayet açık bir tarafı var. Bir, hep e, söylüyorum ve onların kendi muhatapları da dahil bunu da tartışmaya hazırım. Türkiye'de Erdoğan karşıttığı konusunda yani şampiyonluğu diğerlerine bırakmayacak iki partiden bir tanesi yeniden refah partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile öyle bir Erdoğan karşıtı olduğunu düşünmüyorum. Saadet Partisi ile ikisini söylüyorum. Bu ilk söyleyeceğim. Peki buna Ama geçen seçimde ittifaktaydı bir... yeniden Refah Ta, Partisi. Onu, onu söyleyeceğim. Ha, bunu, bunu da söyleyeceğim. Şimdi orada da zaten geri çekildiler. Aslında kendi tabanlarına bunu istemediğini söylüyorlardı o günlerde de. Bugün de biliyorsunuz gerekçelerinden bir tanesi öyle. Neden? Bunlar Erdoğan'ın iktidarda yükselişini kendilerinden kopuş, kendilerine ihanet vesaire birçok şeyle çerçevelendirdiler, değil mi? Saadet de böyle. O Saadet'in içinden de çıkıp yeniden refahta konuşulan isimler de öyle. Bu bir kere değişmiş değil. Bu ilk söyleyeceğim. İkincisi bu partiler arasında o e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan ittifakta yeniden refah bir şeyi çok farklı bir biçimde kamuoyuyla paylaşıyor. Sürekli yaptı bunu. Dedi ki ben işte kendim seçimlere girdim, adaylarım vesaire. Bir kere %7 barajını atlamak gibi küçük bir ayrıntı var orada. Ondan hiç söz etmiyorlar. Çok ilginç bir şekilde bu açıklamalarda. Evet doğrudur. Kendi listelerini çıkarmak gibi bir cesaret gösterdiler. Ama kendi listeleri herhangi bir denklemde %7'lik barajı aşma konusunda bir yeterliğe sahip değildi. Bunu da zaten gayet akıllıca yaptılar ve 5 milletvekili çıkardılar. Ama onların çıkardığı milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden giren dört partili milletvekilleri gibi tartışmalı olmadı. Çünkü kendi bağımsız listeleri oldu. Şimdi bugüne geldik. O masayla ilgili ben hep şunu söyledim. Dün gece Sayın Efkan Arya daha da büyük rakamlar verdi. Yani 100 ilçe istediler konusunda. bizden dedi. 2 evet. il istediler. Kocaeli'de %55 almıştı. Sakarya'da %65. Sakarya'da evet. Şimdi burada zaten bu müzakere sürecinden aldığım her bilgide ben e, bunu konuştuğumda dostlarım var mesela iki tarafa da yakın hem yeniden refah ne köyü, söylüyorlar hem de, size? Parti Şunu söylüyorlardı ya bu masadaki talepler ve bu talepler karşısında muhataplarının söyledikleri böyle bir uzlaşmanın mümkün olmadığını gösteriyor. Ben de bunu bir, bir ya da iki akşam yayında burada söylemeye çalıştım ama hep şöyle bir ihtimal bırakılıyordu. Tabii bugün bile bunu bırakanlar var. Ya acaba son dakikada Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Fatih Erbakan bir araya gelirler de bu konuda bir şey olabilir. Bir son dakika uzlaşması olabilir mi? Oysa bakın müzakerelerde istenenlerin abartılı oluşu bana sorarsanız yeniden refahın da anlaşma konusunda niyetli olmadığını gösteriyor. Onlar hmm. bu müzakerelerdeki uzlaşmazlıktan kendilerine bir alan çıkarmanın derdindeydiler ve onu da Bence belli miktarda çıkarmış görünüyor. Yani onu. siz yani, diyorsunuz Türkiye'de, yeniden Refah Partisi zaten evet. müzakerelere başlarken anlaşmamak Kesinlikle. üzere masaya oturmuş. Asla anlaşmak niyetinde olan bir siyasi parti AK Parti gibi 22 yıldır iktidarda olan bir partinin karşısına oturup %50'nin üzerinde oy aldığı iki büyük şehri bir iddiaya göre 35 ki bence Sayın Efkan Ala'nınkini esas almak lazım. Yüze ee, başka beyana yani. göre 100 ta 100'e yakın ilçe istemez. Bunun verilmeyeceğini bilir. Orada siyasetten anlayan bir sürü de isim var. Yani Partinin böyle genç bir parti gibi görünmesi aldatıcı olmasın. Gerçi en tecrübeli isimleri bu sürece dayanamayıp istifa etti ama Genel Sekreter Sayın Suat Pamukçu. Sonuçta bence burada muhataplarının da onlara ya iki ilçe olsun, beş olsun, bir tane il olsun diye bir cevabı hiç yok. Peki Hep ama hiç şeyin, anlaşmamak e, üzere masaya oturup bu süreci yürütmenin yeniden refah ne kazancı ne getirisi oldu sizce? Neden bunu yaptı Çok yani? Çok açık söyleyeyim. Çok açık söyleyeyim. Tabii ki, tabii ki bakın onlar şunu gördüler. Şimdi biz mesela 2023 14 28 Mayıs seçimlerini değerlendirirken bir şey söylüyoruz değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı bu ittifak sürecini inşa ederken kendisinin partisinin kaybettiği oyların gideceği alanları da belirleyerek hareket ettiğini. Yani benden kaçan şuraya, oradan kaçmamışsın muhtemel olan şuraya gitsin diye. Bunda başarılı oldu mu? Evet oldu. Yeniden Refah Partisi kısmen Anadolu'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde AK Parti'ye gitmeyen bir takım eleştiriler vesilesiyle oyların bir kısmını kendisine toplayabildi mi? Evet toplayabildi. Şimdi Yeniden Refah böyle bir alandan kendisine daha büyük bir çıkış arıyor. Diyor ki ben artık yavaş yavaş alternatif olmaya doğru yürüyorum. Şimdi herkesin bir kuruluş süreci var Türkiye'de. Mesela e, Refah Partisi'nin ilk kurulduğu dönemde 1983'te Genel Başkan da Ahmet Tekdal'dı o zamanlar. E, aldığı bir yüzde yedi oy var. Mesela bu yüzde oy. Hani herhangi bir şey yetmiyordu parlamentoya falan ama kulakları çınlasın İsmet Özel'in bizde bize yüzde yedi derler yazısının da temelini oluşturmuştu. Şimdi bu çıkışlar tarihte önemlidir ama yeniden refah bunu tekrarlayabilir mi? Yani Erdoğan muhalifliği, AK Parti'ye gitmeyecek oyları Anadolu'da ya da Türkiye'nin diğer merkezlerinde, büyük şehirlerde toparlama şansı olur mu? Şimdi böyle bir çıkış yapmış oldu. Dedi ki ben artık muhalefetin bir şeyim, zeminiyim. Yani bir muhalif akış, bir arayış varsa ben bunun için adayım kardeşim dedi, kendisini ortaya koydu bu müzakerelerden sonra. Ben gerçekten tekrar soruyorum. Ben öyle anlıyor olabilirim. Fakat bu müzakerelerdeki mantık tekrar böyle gözden geçirildiğinde yani masaya oturan ve onu muhatap kabul edenin gerçekten anlaşma ihtimali yüzde kaçtır? Ben hep sıfır olarak gördüm. Neticede böyle çıktı. Ha şunu söyleyeyim size. İki şey var beni çok rahatsız eden. Birincisi, onu da tamamlayayım, yeniden refah konusu belki benim biraz daha yakın olduğum bir konu olduğu için e, arkadaşlarım beni bağışlasınlar. E, yeniden refahın mesela bu talepleri gerçekleşmedikten hemen sonra, ertesi gün itibariyle, artık kesinleşmesi itibariyle yaptığı iki şey siyaseten çok çok rahatsız edici. Bir tane de AK Parti için söyleyeceğim, o zaman üç oluyor, pardon. Birincisi, AK Parti'nin hemen yarı başında olan, oralarda işte aday yapılamayan isimleri, çok böyle, bu arada şey, hani iyi de bir liste çalışmışlar kendilerine, iyi tırnak içinde söylüyorum. Anadolu'nun dört bir yanında, Samsun'da, Malatya'da, Elazığ'da, işte Urfa'daki mesele zaten daha büyük. Bunlara adaylık teklif etmeleri siyaseten ne kadar doğrudur? Meşruiyeti başka bir şey, siyaseten ve hukuken herhangi bir meşruiyet sorunu yok. Ama ahlaki açısından ben çok bunu tatsız buluyorum. Aynı şey bu ekranda Şükrü Küçükşahin'de vardı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olamadığı için İyi Parti'ye giden isimler oldu mesela. Adana, Mersin hattında eğer yani, yanlış hatırlamıyorsam. Orada da söylemiştim. Bu rahatsız edici bir. İki, istediklerinizi alamadığınızın ertesi günü. Daha ertesi günü. AK Parti'nin kadınlarla ilgili politikası şöyle, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdıklarına bakmayın. Esasen böyle bakıyorlar, Gazze'de şunu yapmadılar demeleri ne kadar doğru. Çünkü Öncesinde o masada anlatsaydınız bunların herhangi biri gündemde olmayacaktı. Bu iki Hı. tanesi Yeniden Refah tarafında. Ak Parti tarafında ise partinin kendisinde uzun bir süre bu konulara girilmedi. Ardından çok açık bir biçimde önce Sayın Cumhurbaşkanı peşi sıra kendisinin Genel Başkan Vekili olan Efkan Ala üzerinden çok açık bir biçimde böyle bir ittifakın olmadığı artık iki partinin yollarının ayrı olduğu ifade edildi. Tamam bu da güzeldi. Ama sonrasında yani AK Parti kamuoyundaki bazı gazeteler, bazı alanlarda yeniden refaha yönelik bazı suçlamalar bu sefer gündeme geldi. Bunun da birinci söylediğimden bir farkı yok. Bakın bunların hepsi doğru olabilir, yanlış olabilir. Ben Hı -hı. hiç kriminal taraflarını bilmiyorum şu dakika itibariyle bilmek de istemiyorum. Ama diyorsunuz bir ki bir anlaşma Konuşulma. olsaydı bunların hiçbiri olmayacak. Evet, evet anlaşma olsaydı o o konuşulmayacaktı. Bunların hepsini ifade etmiş olayım toplamda. Teşekkür ederim. Şükrü Bey yani sizce yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarıyor olması CHP mi yarıyor? Eğer şayet öyleyse e, hep şu söylenir bu yeniden Refah'ın Saadet Partisi e, ne evrilmesine, Saadet Partileşmesine neden olabilecek bir gelişme olabilir denir. Siz böyle sahada gördüğünüzde, baktığınızda, anketlere baktığınızda e, yeniden Refah'ın aday çıkan CHP mi yarıyor sizce? Yani böyle bir iddiayı öne sürmek bence mümkün değil. Ama e, şunu söylemeliyiz. Yeniden refah bence bu cesareti hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti'nin politikaları sağladı. Yani şöyle, demin dediğim Hangi gibi. Hangi cesareti? Demin dediğim gibi. Yani e, bu kadar büyük... E, belediyeler istemesi, çok sayıda Hı. belediye istemesi. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı hemen 14 Mayıs akşamı diyeyim ya da 28 Mayıs akşamı çıkıp da hedef İstanbul'u koyunca ve bütün yoğunluğunda İstanbul'a verince... Siz diyorsunuz ki ben Refah filmi oradan Hayır Refah <laughs> Partisi, aa bu bizim için iyi bir olanak olabilir. Bizim İstanbul'da yüzde üç yanılmıyorsam oyumuz var. E ee, bu bize güçlü bir avantaj sağlar. E, ee, isteyelim verirlerse zaten kazançlıyız. Vermezlerse Vermezlerse toplumda ciddi bir e, memnuniyetsizlik var. Muhafazakar dünyada da var. Yani enflasyon Mayıs'tan bu yana da aldı başını gitti. E, i̇şte e, Türkiye'nin borçlarını da tutun. Ya da e, döviz politikasını da tutun. Kur politikasını da tutun. Emeklerin durumunu tutun. E, bunlar da hepsi e, muhafazakar kitlelerde de AK Parti'ye oy veren seçmende de rahatsızlık yaratıyor. Burada bir boşluk var. Ben bu boşluğu doldurabilirim diye bakıldı. Ve ileriye dönük olarak 2028'e dönük olarak ayrı seçime girme tabii ki bu bir risk. Bu parti için risk. E, ama bu riski alarak e, böyle bir politika geliştirdi. Ve bence de evet başlangıçtan itibaren ittifaka girmeme niyetiyle yola çıktı. Ama AK Parti işte özellikle de İstanbul üzerinde yoğunlaşınca ben bunu kendime bir fırsata çevirim diye bir, bir, düşündüm. Bir 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 el yükseltme gibi el bir şey yükseltme. oldu. Yani diyorsun. ben bunu da doğal karşılıyorum. Ve ittifak gerçekleşmeyince de eee dediği gibi ki ilkesel olarak ben de aynı görüştüm. Pek çok ilde AK Parti için çok güçlü olan isimleri aday yaptı. İşte bugün Anadolu'da bazı illerde hani katılırız katılmayız kazanma ihtimalinden söz ediliyor. E buna da baktığımızda aslında yanlış yapmadık da diyebilirler. Yani bize Sakarya'yı vermediler ama biz onlardan başka Sakarya kadar büyük başka illeri alabiliriz. E duygusu şu anda oluşmuş durumda. Ha bu nasıl sonuç verecek seçimde göreceğiz. Ama iktidar özellikle demin Sayın Cumhurbaşkanı da sözlerini söylediğim gibi bu değerlendirmelerin yani Yeniden refah partisine yüklenmelerini bu dozda sürdürlerse e, bence bu yeniden refahın aleyhine olmaz. Yine Aleyhi mi olur? Bence öyle. Neden? Ne, ee, neden yani öyle dikkat düşünün. çekiyorsunuz oraya? Oraya dikkat çekiyorsunuz ve oraya bir güç verme diyorsunuz. Ama mesela deniyor ki yani şunu bilin hani şuraya getirdikleri için kimse gölgemizden yürümesini açıklamasını efkan kanalı açarken özellikle sahada e, yani bizim Sayın Cumhurbaşkanı seçimden sonra tekrar beraber oluruz. E, ayrı çık, aday çıkardık ama sürecin sonunda beraberiz gibi bir algı olduğu için e, ittifakımızda değil açıklaması yapıyoruz derler onlarda. Bu açıdan lehine aleyhine baktığımızda Yok yani bence e, yeniden refah e, bu seçimi e, yani 31 Mart akşamına kadar bu politikasını sürdürürse bundan sonra zaten bir daha ittifak içine dönmez. Hele de dediğim gibi oy oranını bir tık dahi arttırmış olsa dönmez ve tam tersine Nasuhi'nin dediği gibi en ciddi e, eleştirileri yapan partiler arasında olur iktidara karşı ki e, işte... E, rahmetli Necmettin Erbakan'ın söylemleri de var ki Ak Parti ile ilgili onların daha sertin, onlardan daha sertin de görebiliriz yani. Ee, i̇ktidar bence bunu ye, demin söylediğim, tekrarlayayım, bunu bir yerel seçim tadında geçirseydi e, bence yeniden refah da bu kadar öne çıkmayacaktı. E, ama dediğim gibi iktidar hele hele İstanbul illa da İstanbul illa da İstanbul diye e, seçimin özelliğini bambaşka bir yere taşıyınca ve de işte bu dem temelinden dem seçmenine yönelik olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi ile dem arasında illa bir ittifak var işte bunlar kandil ittifakı diye değerlendirmelere girdikçe bence karşıdaki seçmen kitlesini daha fazla konsolide etme gereği ediyor ve bunun da lehlerinde olduğunu düşünmüyorum. Sizce CHP ne mi kazandırıyor yeniden Refah'ın aday çıkarması? Yani tabii dağılımlara bakıldığında e, eğer Millet İttifakı e, yaşıyor olsaydı e, belki bunu söylememiz daha gerçek, real olurdu. Ama şu anda e, Millet İttifakı dağılmış durumda. O nedenle ben yeniden Refah'ın seçim kazandırmak için e, CHP'ye yeterli olacağını düşünmüyorum. CHP de bunu bildiği için adayları üzerinden zaten yürüyor. Niye? Çünkü adayları 5 yıldır bu ülkede bilinen, tanınan isimler. O illerinde bilinen, tanınan isimler. Yine burada da aslında mesela e, AK Parti hem İstanbul'a yoğunlaşıyor hem de İstanbul'a yoğunlaşırken en çok kullandıkları argüman ne? Dün e, Sayın Efkan Alay'ı da dinledim. İşte İmamoğlu'nun yaptığı 5 şeyi göremezsiniz. Diğerleri bu e, yine 5 şey diyor. Diğerlerine göre hiçbir şey yapmamış. Şimdi bu politika ister istemez İmamoğlu ne yaptı? Ilgisini yaratıyor. Ve de seçmen bakıyor. Ya yeşil alandan işte metrosuna, kadınlardan gençlerine, atık tesislerinden işte sel baskınlarına, kavşaklardan işte e, bilişim sektöründeki ya da istihdama kadar bu kente neler kazandırmış diye bakıyor ve daha iyi görüyor. Bu sonuç yaratmıyor. Yani e, Nasuhi de diyor ama ben katılmıyorum. Maalesef Murat Kurum da projeleri üzerinden konuşmuyor. Yani çok ağır siyasi eleştiriler e, yapıyor ve de e, hem de bu siyasi eleştirilerin nereye varacağını da söylüyor. Mesela çıktı dedi ki 5 yıllık bir belediye başkanı hatta 4,5 yıllık millet sizden bıktı e, ama 22 yıllık bir iktidar var. Yani bunu düşünmeniz lazım ya da işte 3. Köprü'ye Ekrem İmamoğlu karşı çıktı. Arkadaş bir saniye 3. Köprü'ye en sert ifadelerle İstanbul'un ciğerini yok edecek bu rant sağlayacak birilerine diyen Sayın Cumhurbaşkanı şimdi bunlar da çok net. Ya, geçen gün şöyle bir laf kullandı. Bakın dedi ki Ekrem İmamoğlu tek devlet, tek millet, tek dil o tekrar. Buna karşı bundan rahatsız. Şimdi bakın bunlar çok ağır siyasi eleştiriler. Ha diyeceksiniz ki Ekrem İmamoğlu da işte acemi diyor şunu diyor, bunu diyor. Ama e, ben genelde zaten siyasetin yaralayıcı diline karşı olduğumu evet. hep söyleyip duruyorum. Ama şu siz projeleriniz üzerinden diyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz buraya geliyorsunuz. E, proje konuşmak lazım. O zaman Sayın Murat Kurum'un imzasıyla İstanbul'a neler oldu? Mesela basit bir şey. 167 milyon avroluk e, metro e, güzergahını depreme karşı güçlendirme projesi vardı Dünya Bankası'nın. Niye mesela İstanbul'u Sayın Çevre Bakanı iken çıkardı? Ya da e, işte geçen gün dinledim Silivri'de. E, diyor ki 8 tane... Plaj e, buraya kazandıracağız. Ama biliyoruz Muğla'daki bütün plajları çet raporları da olmadan özel sektöre açıldı ve millet oralara giremiyor neredeyse. Yani konuşurken tabii ki bence e, dün iktidar olmuş gibi konuşuyorlar ya da hiç iktidar değiller. Biz e, bu ülkede henüz hiçbir şey yapmadık. Şimdiden sonra yapmaya başlıyoruz. Öyle bir havada konuşuyorlar ama <laughs> geçmişte ne yaptıkları da ortada. Örneğin İstanbul'da kaç yüz tane trafiğin kaldıramayacağı gökdelen dikildi Sayın kurumun imzasıyla. İşte basit bir örnek. Bunları, Bunları düşünmeden gittiği için seçmeni İster istemez Ekrem İmamoğlu üzerinde yoğunlaştırıyor. Yoğunlaştırıyor diyorsunuz. Benzeri Yeniden Refah'ta da olur diyordunuz. Oradan evet. buraya geldiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Nuran Hocam, e, Yeniden Refah e, CHP kazandırır mı? Kazandırırsa Yeniden Refah'ın e, algısıyla ilgili nasıl bir süreci öngörüyorsunuz? Çünkü bu çok konuşuluyor. Saadet Partisi örnek gösteriliyor. E, ne düşündüğünüzü merak ettim. E, tartışma çok keyifli gidiyor çünkü iç içe konular olunca. <laughs> e, örneğin biraz önce Şükrü plajlar konusundan söz etti. Yani bu ülkede hani karette karettaların denize ulaşmasını e, sağlamak için çalışan çok ciddi bir kesim var. Ama halkın, insanların denize ulaşmasını sağlamak için çalışan kimse yok. Özellikle bütün kıyı belediyelerinin Hocam, büyük sorunu... Hocam geçen karete üzerine de iskele inşa ettiler. Onlar da artık denize ha, çok rahat Aynen, olur. aynen, aynen. Onlar, onlar da büyük sorun ama en azından halkımız... çok büyük sorun oraya Şezlonglar, yumurta alanlarının üstüne şezlonglar konmasına kadar çok e, bu anlamda bilinçsiz ha, bir olduğumuz Bir de sizin de de. doğru denize de giremiyoruz. Yani denizi bulamıyoruz. Ya, ama işte denizi bulamıyoruz, <laughs> denizi göremiyoruz otel duvarlarından. Ve evet. halk e, işletmelere kiraya verildiği için kıyı kanununun yok sayıldığı acayip abuk sabuk bir… Durum söz konusu ve hiçbir siyasi parti ve hiçbir belediye başkanı bütün kıyıları halka açacağız diye bir vaatte bulunmuyor. Vallahi Nurhan Hoca bunun kıyılarda... yapılması lazım. Ben bu yıl Fethiye'de e, tatil yaptım. Ay bunun yaptım. yapılması lazım. Ben bunu son 3-4 yıldır yazdım. Gerçekten çok Sevgili plaj Şükrü. dolaştım. Nurhan Hocam, Nuran Hocam, Hocam, Hocam inan hem çok pahalı ya Orman Bakanlığı'nın alanı. Orman Bakanlığı'na da ilettim. Şimdi, ya, şimdi. Ya bir kere bir evet. tane şezlong 250 Şük lira. Ki e, bir tanesi Şimdi, Orman Bakanlığı. ve Ucuz veriliyor ama bence, halka kapalı. Tamam ona katılıyorum ama mesele şu. Mesele şu an plajlar değil ama bir türlü o konuları evet, konuşamıyoruz. Evet. Mesela, Yok, evet, güzel bir konu. Muğla, o yüzden ben de Antalya vesaire. söyledim. Yani. Şimdi Önemli ben başka konu. bir şey anlatacağım. Tabii ki Orman Bakanlığı'nın tesisleri buna dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyeler de buna dahil. AK Parti'nin yönettiği kıyı belediyeleri de buna dahil. Bütün kıyılarımız işletmelere devredildiği için halk kıyı kanununun hiçbirinden yararlanamıyor. Ve kendisine ait olan deniz kıyılarından yararlanma ihtimali yok. Yani bir kanunun yok sayıldığı bir ülkede bunun seçim vaadi bile yapılamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Burayı geçtim. Bunu biraz önce şükrü değindiği için girdim çıktım. Hı hı. İki, Murat Kurum'un söylemlerine... E, Hatta biz şu cümleyi de söyleyeyim geçeyim. Sadece plajlara ulaşamamak değil ki bu ülkedeki insanların sorunu. Denizi göremiyorsunuz. Otel duvarlarından, site duvarlarından denizi göremiyorsunuz. Yani bu da çok büyük bir felaket aslında. Neyse, bunlar çok daha derin büyük meseleler. Ama, Ama bu ben, İstanbul'da Murat da sorun. Kurum konusunda biraz önce söylediğim Murat Kurum'un da iletişim yönetiminin bir felaket <laughs> olduğunu hepimiz görüyoruz. O da ayrı bir sorun. Gelelim yeniden refah partisine. Benim e, dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Neden şimdi birkaç gündür yeniden refah partisi ve AK Parti arasındaki e, meseleler yoğunlaştı, alevlendi ve konuşuluyor. E, bunun iki tane önemli nedeni var. Bu nedenlerden birisi sahada olup bitenler. Bu sahada olup bir kere baştan şunu söyleyeyim bir iletişim yöneticisi olarak AK Parti'nin bir süredir ama özellikle bu son dönemde ve özellikle yeniden Refah Partisi ile ilişkilerde e, iletişim yönetiminin başarılı olduğunu söyleyemem. Süreç yönetiminin de başarılı olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla şimdi konuya hem Cumhurbaşkanı'nın dikkat çekmesi hem Efkan Ala'nın dikkat çekmesi ki fark ettiğime göre hepimiz oturmuşuz. Dün akşam Efkan Ala'nın yine bu kanaldaki Habertürk'teki söyleşisini dinlemişiz. Neden? Çünkü hepimizin bilgi kırıntılarına ihtiyacı var. Orada tamam çok önemli bir veriden bahsetti. Yeniden refah partisi ve AK Parti arasındaki görüşmelerde sizin de dikkatiniz çektiğiniz gibi yüzden fazla ilçe dedi. Siz de bunu alt başlık yaptınız. Ama ondan daha da vahim bir şey daha söyledi. Dedi ki neredeyse yüzde 60-65 oranında AK Parti'nin seçim kazandığı yerleri istediler dedi. Sonra da dedi ki hocam ittifak iş... ne için yapılır kazanlamadığınız yerlerde güç birliği yapmak aynen. için Heh. dedi. Tam onu söyleyecektim biraz önce dedim ya bu ittifak kavramında. İkimiz de da çok da iyi yani dinlemişiz anlaşılan var. o Aynı, aynen aynen, aynen. <laughs> dolayısıyla, dolayısıyla o, o o bölümü önemliydi yani ittifak ittifak neden Hı -hı. yaparsınız mesela e, MHP ile Ak Parti arasındaki e, bu konu bence bazı illerde. Yanlış yapılmış olsa da yani işbirliğinin sürdürülmesi gerekiyordu yapmadılar. Orada daha sağlıklı götürüyorlar. Ama yani ittifak nerede yaparsınız? 2 artı 1, 3 ediyorsa işbirliği yaparsınız. Burada haklı olarak AK Parti diyor ki ki süreci doğru yönetmedikleri halde. Haklı olarak diyorlar ki zaten açık ara kazandığımız bir yerde biz neden ittifak yapalım? Bu mantığa aykırı. Bunları söyleyelim ama burada işte... Saha da neler oluyor? Bence Ak Parti'nin en büyük şikayeti bu. Bir Yeniden refah partisi ittifaka girmeyerek kendi adına doğru bir şey yaptı. Neden doğru bir şey yaptı? Ee, bu süreçte bak bakımın altını çiziyorum büyük ölçüde seçim gecesi de bu konuyu konuşacağız. Ee, MHP hariç bütün siyasi partiler Ak Parti dahil Özellikle bu Yenilen Refah Partisi ile aralarındaki tartışmadan da net olarak açığa çıkan birer kimlik tartışması içine girdiler. Hani biz hmm. kimiz, niçin siyaset yapıyoruz, nereye gitmek istiyoruz vesaire. Dolayısıyla özellikle bütün siyasi partiler bu süreçten umarım 31 Mart akşamı ders çıkarır. Ama özellikle küçük partiler, örneğin küçük partiler demeyeyim seçmen sayısı daha... Ee, az olan partiler. Örneğin Yeniden Refah. Mesela çok e, oran olarak çok aşağılarda olmasa bile iyi Parti e, kendilerine yeni bir kimlik oluşturacaklar mı meselesi önem kazanıyor. Ayrı gittikleri için. Ama Yeniden Refah Partisi'nde şöyle sorun alanları var. Hem ayrı bir siyasi parti olarak var olmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Evet. Hem de birkaç şeyi e, söylemlerini tutarsız şekilde yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi sahada sahada hı hı. kampanyalarını yürütürlerken ki AK Parti en çok buradan rahatsız bunun altını çiziyorlar. Gölgemizde yürüyorlar diyerek de zaten bunu anlatıyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E sahada biz zaten AK Parti ile ittifakız gibi etik dışı söylemleri olduğunu belirtiyorlar. Diyorlar ki biz zaten ittifakız. Rahatsızlık neden, aladı bu diyorsunuz. Genel seçimdeki Aynen algıdaki genel seçimdeki ittifaka bir çağrıda bulunuyorlar. 2 sadece bu biz işte ittifakın parçasıyız demiyor dün akşam Efkan hala altını çizdi çizdi çizdi. Biz ittifak değiliz, değiliz kendileri diye. Değil 2 AK Parti de kabul görmemiş bu AK Parti'nin söylemi. AK Parti'ye başvurmuş ama reddedilmiş kişiler eee yeniden Refah Partisi'ne geçiyor. Ee, üç, 3 seçilirsek biz zaten istifa edip AK Parti'ye geçeceğiz gibi Peki. sahada etik dışı e, söylemler AK Parti'yi oldukça rahatsız ediyor. E, bu bir birinci yanı. Bu tartışmanın. Biz bir de sonuncuyu diğerini söyleyelim. Bir cümle alayım hocam hiç bakım ee, kalmam e, kalmamış bu saatte. Tamam. De. Tabii tabii. Ee, i̇kincisi de şu bazı yerlerde yeniden Refah'ın aldığı küçük ama işte yüzde bir ikilik oy gerçekten AK Parti'nin seçim sonuçlarını etkiliyor. Bu nedenle de tartışma alevlendi. En önemlisini en sona bıraktım diyorsunuz. <laughs> Bu saati noktalayalım. Birazdan devam ediyoruz. <laughs> Yeni saate başlıyoruz. Para gündemde yerel seçme son 18 gün. Pek çok başlık vardı. Bir tanesi İstanbul'a ilişkin. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun sloganıyla başlayan, tam yol ileri sloganıyla başlayan bir tartışma var. Şu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dedi ki, bu duvarlarda hani tam yol tam ileri diyor ya. Şimdi ona tam ileri yolun açık olsun demek lazım dedi e, ee, İmamoğlu'nun sloganı için. Ve Ekrem İmamoğlu'ndan da şöyle bir yanıt geldi. Dinleyince direkt aklıma geldi diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Yani tam yol ileri, yolu açık olsun cümlesi oy vereceği insana söylenir. Öyle demek istedi. Bir gün bana da oy verecek e, ifadesini kullandı. Böyle bir slogan üzerinden başlayan bir <laughs> tartışma da İstanbul'da var. Tam ileri, tam yolu ileri, tam yolu ileri, yolu açık olsun derken... Ee, bu yarış hep Sayın Cumhurbaşkanı ve e, Ekrem İmamoğlu arasındaki bir yarışa evrilirse İstanbul'da söylem düzeyinde ne olur derken biraz yavaş yavaş sanki Cumhurbaşkanı'nın e, sahada artık tam anlamıyla ağırlık kazanmasıyla böyle bir durumu mu görüyorsunuz? Yani e, itiraf etmek gerekirse bence iki taraf da bunu istiyor. Galiba yani e, Sayın Cumhurbaşkanı dediğim gibi 28'inden itibaren bu tutumunu ortaya koydu ve e, adını anmasa da hemen hemen her mitinginde İzmir'de, Malatya'da, Kayseri'de nereye giderse mutlaka bir İstanbul atfı yaptı ve İstanbul'u mutlaka yeniden e, almak gerektiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu da bu tip polemikleri seven birisidir. E, hazır cevap bir e, özelliği de var biliyorsunuz. Yani işte geçen seçimde Sisi'ye mi, Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz dendi. Tam sevgililer gününde... <laughs> Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Sisi'yi ziyaret edince mesela onun üzerinden de şey yaptı. O zaman da dedi e, herhalde bunun artık yanlış olduğunu gördüğüne göre Sisi demek ki doğru bir tercihmiş. Bu sefer oyunu bana verecek demişti o zaman da. Şimdi Ekrem oyunu istiyor diyorsun. Tam, e, tam yol ileride de e, böyle bir ifade kullanınca Cumhurbaşkanı aynı şeyi tekrarlamış oldu. Yani bu tip polemikleri seviyor. Ee, tekrar söyleyeyim. Yani bunu yerel seçim özelliğinin dışına çıkmasını farz edelim ki muhalefet istedi. Ama iktidar e, 22 yıldır bu ülkeyi yönettiğini düşünmeyecekti ve düşünmeden hareket etmeyecekti bence. Bunun mümkün olduğunca yerel düzeye çekebilmeliydi ve onun için de güçlü adaylar çıkarması gerekirdi bence. Sayın Kurum da kendileri açısından güçlü bir aday olmadığı için Cumhurbaşkanı ayrıca arkasında durma gereği e, duyuyor. Ve kendisini ayrıca sahaya çıkıyor. Halbuki çok güçlü adaylarla çıkılsaydı, seçim kazanacak adaylarla çıkılsaydı buna belki gerek kalmayacaktı. Ya da ama şöyle her söyleyelim. her zaman seçim dönemlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tamam. yerel seçimlerde de mesela sahaya indiğini hep çok gördük. Tamam. tamam ama bakın geçen seçimde indiniz ve ne oldu? Aynen şöyle oldu bakın. Binali Yıldırım çıktı en büyük mitingi hiç unutmam. Sayın Cumhurbaşkanı var, Sayın Devlet Bahçeli var. ...büyük bir miting yapıyor... ...çıktı konuştu ki Binali Yıldırım kim? AK Parti'nin iddiasına göre... ...proje adamı... ...bu ülkenin altyapısını yeniden... E, ...organize etmiş bir siyasetçi... E çıktı kendisini tanıttı konuştu... ...sonra dedi ki... ...projelerimi de size Sayın Cumhurbaşkanı anlatacak... ...orada bitti olay... ...şimdi bakın siz mi adaysınız... ...Cumhurbaşkanı mı aday... Şimdi, ...o seçimde bir... E, ...seçmen... ...bir tutum sergiledi bunun karşısında... Ya bu seçime geldiğinizde hatta yerel seçimi yerelde bırak bir şey daha yap. Yani ne bu? Bütün belediyeler benim olsun. Bir tek bizde olursa hizmet gider. Bizde olmazsa hizmet gitmez anlayışı da e, bence 2019'un daha sert bir versiyonu. Seçmen yine buna bir reaksiyon gösterecek. Ben buna inanıyorum. Ya bırak demokrasi merkezi hükümet sende. İş çok bak enflasyon aldı başını gitti ve bilinçli olarak enflasyonu yükselttiniz. Şimdi çıkmışsınız diyorsunuz ki biz yine düşüreceğiz. Ya siz niye yükselttiniz? Bilinçli olarak yükselttiniz. Ekonomiyi en iyi ben bilirim dediniz. Nas dediniz. Faizci dünyada en yüksek faizi veren ülke konumuna geldi. İşte enflasyon. Cevdet Yılmaz sizin programınızda konuştu. Büyüme şu E büyüdük de bakın tarımda küçüldük. Yüzde dört buçuk büyüyen bir ülke tarımda küçüldü. Ve Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu. Ayrıca bütün dünyada gıda enflasyonu düşerken Türkiye'de artık... ya bunlarla yoğunlaşın. E yine biz yaparız. Ya önce bir anlatın. Siz niye bozdunuz? Türkiye tek rakamlı enflasyona geliyordu. Gelmişti inerlisi. Niye tekrar arttırdınız? O gün ne yaptınız? Hangi hataları yaptınız? Bence bugün de bu hata... Sayın yine mesela Cevdet Yılmaz siz dedi ki kur denge sağladı işte bir rayına oturdu. Bir haftadır görüyoruz. Sayın Yılmaz'ın konuşmasından sonraki tabloyu görürüz. Şimdi bunlara yoğunlaşması gerekirken ve de ya yerel seçimler, biz milletin tercihine saygılıyız. Hangi partiden seçilirse seçilsin, bence demokrasinin de güzelliği. E bütün Belediyeler sizde olsun, merkez Siz hükümet sizde mesela olsun. mesela bunlara yoğunlaşın, ekonomik sıkıntılar evet. yaşananlar. Bir yandan da iktidarda diyor ki ama mesela e, muhalefet tarafı da özellikle ekonomik durumu sürekli yerel seçim olmasına rağmen dile getirerek genel seçime teşmil ediyor durumu. O taraftan da böyle bir eleştiriliyor. Tamam, hiçbir şey demiyor. Ama bakın her zaman şu realite bunu da var. Bunu da bir taktik sana, olarak, bak, strateji hayır. olarak uygularlar deniyor. Bakın nedir? İktidar ülkeyi yönetiyor yarattığı şey söylediği her söz sonuç yaratır. Hı hı. Ve de muhalefet ne yapıyor? İktidarı eleştirmek için var. Bu bir realite. Yerel seçimde de daha çok oy kazanmak için bu yola başvuruyor. Tabi iktidar da aynı noktaya geliyor. O gelmemeli bence. Şimdi bir şey daha var bakın. Şunu unutmaması lazım. Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kayparsa bu Hazreti Ömer'den sorulur. Bu felsefeyi en çok savunan da AK Parti iktidarı. Ama bugün bakıyorsunuz hiçbir şeyden sorumlu değiller. Heyelan oluyor Çet raporunu ben vermedim. imzalamadım İşçiler aile toprağı. Ya 50 bin insan ölmüş. risksiz şehirler yaratacak. Ne dedi sayın e, yine Cevdet Yılmaz? E, bunu söylemeliyim ya. E, risk, riski önlemezseniz kriz olur. Hı hı. E tamam da 22 yıldır hangi riski önlediniz ya? 53 bin yurttaşımız ...toprağın altında kaldı. Yüz binlerce konut yıkıldı. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolar... ...risk önlemleri almadığınız için... ...ülke küçüldü. Yani şimdi bakın... ...bunlara yoğunlaşmak gerekir. Ama nedir? Her şey bizim olsun. Belediyeler de bizim olsun anlayışına geldiğinizde... ...merkez hükümette bizde... ...ve de hesap verirlik olmayınca... ...sonra suçladık. Yine Cevdet Yılmaz söyledi. Darbeler oldu, işte etrafımızda savaş var... İşte krizler ya bir saniye ya bu ülke Kıbrıs savaşını yaşadı ya bu ülkede darbeler oldu önceki iktidarlarda ikinci dünya savaşını yaşadı 1929 buhranını yaşadı yani bütün bunlar sanki bir tek AK Parti iktidarında bunlar olmuş hayır seçmen bunları artık yemiyor bence sıkıntı büyük ne diyor Cevdet Yılmaz ya siz benden iyi dinlediniz 27 milyar diyor. Emekliye verdiğimiz bin lira 27 milyar lira maliyeti var. Ya Sayın Yılmaz, kur korumalı mevduat zenginlerin diye, hepsi zenginlerindi. Trilyon verdiniz ya. ...o vatandaşın parası değil miydi? Diyor ki verdiğimiz para vatandaşın parası. E, emekli Siz kim? Vatandaş. Ki, Bakın dar gelinliğe verelim. Bu i̇ktidar yerel seçimlere giderken... ...bunlarla ilgilensin. Yerel seçimle ilgili Bakın, sahaya inmemeli mi diyorsunuz? Evet bence buraya çekilmeliydi. Muhalefet ne söylerse Peki. söylesin... ...buraya yoğunlaşmalıydı. Ama öyle değil. Tam tersi bir de suç atılıyor. Ya emekliler CHP'nin kabahati... ...öğrenciler CHP'nin kabahati. Şu, ya Allah aşkına siz neden sorumlusunuz? Nerede bu Fırat kenarındaki kuzuyu karpan kurt? Öyle Yok, mi oluyor? Biz bilmiyoruz Bilmiyorum. onu. Ee, yani e, pek çok alan var... ...pek çok sorun başlığı var ama... Döndü, dolaştı, e, iktidar sadece e, yerel seçime odaklandı. Bu, bu sorunlarla ilgilenilmiyor ve dolayısıyla da neticede hiçbir şeyden sorumlu gibi davranmıyor der şu küçük Öyle midir sizce de? Yoksa itirazınız varsa ben, nedir? Tabii ben 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 öyle olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Ayrıca e, toplumun bu yönde söylenenleri, bu yönde muhalefetin yani sadece Şükrü küçük şahin değil de. Muhalefetin genel anlamda söylediklerine ne kadar itibar ettiğini de 14-28'de gördük. Bu şu demek değil, hani gördük derken orada seçim sonuçlarını ekonomi etkilemedi demek değil. Ben bunu zaten anlatırken bu güçlüğü hep yaşıyorum. Ee, yani şöyle bir kategori çıktı o zamanlar hatırlıyor musunuz? Yani tabii ki hatırlıyorsunuz da böyle lafın gelişi olarak sordum. İşte köprü mü soğan mı? Yani yani böyle yerlere kadar geldik bu ekranlarda. Oysa şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Her seçimde insanların yaşadığı sıkıntılar, ekonomi, tencere, nasıl tercih ediyorsanız cebi, çıkarları bunlar çok belirleyicidir ve etkilidir. Fakat bunlar seçim sonuçlarını değiştirecek bir noktaya ancak o dönemde ülkeyi yöneten iktidar karşısında seçime giren muhalefetin inandırıcı ve bu işi ben çözerim düzeyinde bir hikaye anlatabilmesiyle mümkündür. Evet. Bu olmadı 14-28'de. Üstelik şu söyleniyordu değil mi? Şartlar o kadar uygun ki yani her şey gidebilir hükümet. Göndereceğiz. Erdoğan gidecek, hükümet gidecek, şu olacak, bu olacak. Hiçbiri olmadı. AK Parti oy kaybetmedi mi? Evet AK Parti oy kaybetti. Bana sorarsanız eğer ekonomiyle ilgili bazı sıkıntılar olmasaydı o dönem için söylüyorum 14-28 için. AK Parti zaten o seçimi böyle hiç tartışma mahal falan kalmaksın çok daha büyük farkta da kazanırdı. Ve oyları da 35'e gerilemezdi AK Parti'nin kendi özel kısmını söylüyorum. Cumhur İttifakı'nı değil. Şimdi burada eğer inandırıcı bir hikaye anlatmak istiyorsa muhalefet, bence 14-28'de yaptığı hataları tekrarlamaktan vazgeçerek işe başlayabilir. O hatanın temelinde şu vardı. Şimdi bugün de onu konuşuyoruz ya. Efendim işte bunu yeniden Refah da söyledi. Biz bu yerel seçimleri beka meselesi olarak görmüyoruz. Şimdi Türkiye'de Nurhan Hocam'ın söylediği aslında bunu anlamda önemli. Artık yerel seçimle genel seçim birbirinden ayırabilmek de çok büyük güçlükler taşıyor. Yani gündem açısından söylüyorum. Diğer yandan İstanbul gibi metropoller zaten kendi gücünü dayatıyor. Dünyada da var bunun birçok örneği. Yani metropollerin kendi gündemi artık yerel gündem değil. Onlar genel gündem olarak kendisini dayatıyor. Siz de o girdaba kapılıp gidiyorsunuz bir şekilde. Şimdi bütün bunları bir yana koyarak şunu söylemek istiyorum tekrar. Seçmene yine emekliye bu konuda sıkıntı yaşayan insanlara ya kardeşim bak bu hükümet seni buraya getirdi. Bu arada böyle 22 yıllık dönemi de Türkiye sürekli bataklık içindeymiş falan gibi göstermek de doğru bir yaklaşım değil. Bunu da yaptı 14 28de muhalefet. Sonuçları yine ortada. Bugün de bence eğer yerel seçim diye bunu yapmıyorlarsa ki bence hiç de öyle değil. Bu konuları e, Sayın Özgür Özel'de, Sayın İmamoğlu'da rastladığım bazı muhalefet adayları da gayet rahat meydanlarda dile getiriyorlar ekonomiyle ilgili sıkıntıları getirsinler. Yerel seçim diye bunları söylemekten onları alıkoyamayız. Fakat bunun hikayesi nerede? Yani inandırıcılığı nerede? Yani gerçekten insanlar şuna inanıyorlar mı? Yani muhalefetin bu konuda gerçekten bir projesi, bir planı, e, bu konuyla ilgili bir tezi var ve biz bu teze destek verdiğimizde Türkiye yavaş yavaş bu sıkıntılı halinden çıkacak. Hayır, bugün de, şu gün yani şu anki bulunduğumuz gün dahil iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konulardaki sorun çözme kabiliyetinin muhalefetten daha yüksek olduğu kanaati net. Ve ben de aynı şeyi söylüyorum. Bugün genel seçim olsun Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı da parlamentoyu da yeniden bu denklemle rahatlıkla kazanır. Çünkü sadece dağılması üzerinden söylemiyorum. Dağılırsınız bir araya tekrar gelirsiniz. Fakat bir hikaye oluşturabilme kapasiteniz yok. Ben size 14-28 Mayıs'la ilgili bir tek şey hatırlatayım ve öyle tamamlayayım. Bu ekonomiyle ilgili önemli. Geriye dönüp bakıp buna bir türlü bakmıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Deva Partisi'nin ve İyi Parti'nin niye üçünü özellikle anlıyorum? Birisi işte Rifkin ve Daran Acemo Acemoğlu ile bir denge oluşturmaya çalıştı. Hala onlara para ödüyorlar mı ödemiyorlar mı bilmiyorum ama çok böyle şaşalı bir toplantı yapılmış. Rifkin işte Amerika'dan bağlanmıştı falan işte böyle yeni bir model. Üstelik bunu yapan partinin genel başkanı yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe mitinginde neoliberal sisteme çok ağır eleştiriler getirdi. Ve ben de kendimle aysane dedim ki ben bu eleştirilerin altına kişisel olarak imzamı atarım. Ama aynı parti gitti, Amerika'dan danışmanlarla iş kotarmaya çalıştı. Hmm. Bu bir. Deva Partisi'nin kendi içinde Sayın Ali Babacan üzerinden şahsi olarak iddiaları vardı. Onlar nerede, nereye yansıdı bilmiyoruz. İki, Bilge Yılmaz üzerinden e, İyi Parti'nin bu konuda çok ciddi iddiaları vardı. Hatırlayınız. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener arasında ekonomi politikalarının belirlenmesi konusunda inanılmaz bir rekabet oluştu. Sayın Babacan'ın o çekimleri yaptığı, mutfakta verdiği mesajların hemen ertesinde Sayın Akşener meydanda bakan olarak Bilge Yılmaz'ın elini kaldırdı. Şimdi neresinden baksanız elinizde kalan bir hikayedir bu. Bugün de yerel seçimdir değildir. Artık bundan çıktık madem. Şunu gayet rahat söyleyebiliriz. Bu konuda muhalefetin söylediği hiçbir şeyin zerre kadar inandırıcılığı yok. O yüzden bence oturup bunu gözden geçirseler, toplumun o sorunlarına dokunabilme kabiliyetleri konusunda sahici şeyler söyleseler, o zaman karşılık bulmaları daha fazla mümkün. Yani yerelde İstanbul'u kazanırlar, kaybederler. Ben bunlar ne AK Parti için, ne de Cumhuriyet Halk Partisi için, ne İmamoğlu için, birçok aktör için bunu söyleyebilirim. Yolun sonu, dünyanın sonu falan da değil. Yani Türkiye'nin önünde daha uzun bir zaman var. O seçimsiz geçeceği söylenen zaman dilimi var. Orada da ne yapacağınız önemli orada da neyi nasıl bir şekilde bir araya getireceğiniz önemli. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli bir kesimde tamamını kastederek söylemiyorum. Sayın İmamoğlu'nun demle birlikte ortaya çıkardığı hadi süreç diyeyim. Ya yani çok kibar bir günüm İşbirliği, işbirliği, ittifak falan demeyeyim hadi neyse. <laughs> çeşit Sürece çeşit çok herkesin çok... farklı süreç. bir nitelendirmesiyle ciddi, 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 gidiyoruz. Ciddi, 18 gün evet. kaldı. Herkes başka evet, bir şey. Evet. evet, Yani şimdi şimdi mesela Afyon'da ortaya çıkan tepkiyi, Sayın Burcu Köksal'ın tepkisini ee, arkasından birilerinin örgütlediği, mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na fatura kesildi bilmem ne falan filan. Bir tepki olarak görmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi köklerinden gelen doğal bir refleks olarak görmeyi denese Sayın Ekrem İmamoğlu kendi açısından daha sağlıklı olmaz mı diye sordum ben dünkü yazımda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda partide aktif siyaset yapmayan bir isim beni aradı ve şunu söyledi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bununla ilgili elbette rahatsızlıklar var. Ama bütün Cumhuriyet Halk Partisi aynı durumda mıdır, değil midir? Ona dair bir şey söyleyemem. Ben şu andaki dağınıklık içinde söylüyorum bunu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi için, genel anlamda da muhalefet için. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dışında da bir muhalefet var mı böyle elle tutulur bir şeyler söyleyebilen, o da ayrı bir tartışma konusu ama DEM Partisi'nin gündeminin kendisinin gündemiyle esasen hiçbir ilgisi olmadığını anladığında çok geç olacak Cumhuriyet Halk Partisi için. Ve şunu söylüyorum, DEM Partisi'nin Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin geleceği, ne yapacağı, nerede duracağı umrunda bile değil. Gayet net bir gündemleri var. O gündemleri siyasete dayatıyorlar. Dün başkasına dayattılar, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne dayatıyorlar. Bakalım bu tabloya seçmen nasıl tepki verecek? Ben yine Nurhan Hoca'dan özür dilerim. Hayır, e, Nasuhi gerçekten iki tane doğru tespiti var. Çok katılıyorum. Çok Bir inandırıcılık, <laughs> hayır doğru yani inandırıcılık. Muhalefetteki inandırıcılık eleştirisi. İnandırıcılık yok bunu genelde siyasete Yani e, özellikle 14-28 için söyledim tabii bunu. Evet yani evet. Bugün tabii yani tartışmalı. Hayır hayır ol, e, Nasio, ol, e, nasıl e, yani e, sorun inandırıcı olmak ve yapabilirliğini göstermek. Bence 14-20 Mayıs'ı 28 Mayıs'ı böyle okumak lazım. İşte iktidarın görmediği yani adaylar önemli. Bu kez yapabilirlik ve inandırıcılık konusunda seçmen adaylara bakacak işte. Yani ne kadar e, çıkıp da deseler ki İstanbul'da hiçbir şey yapılmadı. Seçmen ne yapıldığına bakacak ve ona gö o göre oy verecek. Bence yapabilen ve inandırabilen adaylar var bu kez. Yani bunu görmüyor. AK Parti'nin oylarında yine nasıl söylediği gibi düşüş var ve bu bu seçimde de devam edebilir. Bakın göreceğiz. Bence de Hı -hı. öyle olacak. Çünkü yapabilirlik konusunda ciddi bir e, 28 Mayıs'tan sonra yaşanan gelişmelerde ciddi soru işareti yaratmış durumda. Teşekkür ediyorum. Nasıl dönerim, dolaşırım da İstanbul ve slogan ve bu sloganlar üzerindeki tartışmaya konuyu getirip Nuran hocama sorarım diye düşünürken Şükrü Küçükşahin bana yardımcı olmuş oldu. E, hocam, sloganlar böyle nasıl karşılıklı? Bir sloganı alıp başka bir şekilde kullanmak. Mesela seçmen buna sempatiyle yaklaşır mı? Bir soru bu. Bir de yapabilen, inandırabilen adaylar var bu sefer dedi Şükrü Küçükşahin. Var mı siz baktığınızda adayların kampanyasında kimi görüyorsunuz? <laughs> Bana gelince iç içe sorularla geliyor. Dolayısıyla yani e, nereden başlayayım? Şöyle. Ama bu sefer iki üç oldu. Oldu. Yapım... olmadı başlarken yani... <laughs> üçtü. <laughs> bu sefer biraz daha azaldı. Bir de olur. benim söyleyeceklerim var. Dolayısıyla çok çok e, fazla Buyurun oldu. Hocam. Şimdi e, bu inandırıcılık e, yapabilirlik konusu şu açıdan önemli. E, zaten e, seçmenin oy verme davranışında e, neler önemli diye baktığınızda birinci sırada işte dürüstlük ikinci sırada onu besleyen dürüstlük ve güvenilirlik e, ve onun kadar önemli olan yapabilirlik e, ama bir başka şey de biraz önce girişte e, anlatmıştım yani. Bu 21. yüzyılın siyaset anlayışı, seçmen ve ortamıyla ilgili duyguları yönetebilmek. Yani duyguları yönetemezseniz zaten güvenilir olamazsınız. Dürüstlüğünüzü de anlatamazsınız. Ya da bunların hiçbiri olmayabilir duyguları yönetebilirsiniz. Örneğin Türkiye'den örnek vermeyeyim. Mesela Zelenski ne yapabilen birisi, ne becerebilen birisi, ne güvenilebilir birisi, ne dürüst birisi. Ama sadece duyguları yöneterek Ukrayna'da... Cumhurbaşkanı oldu ve ülkenin kaderini olumsuza doğru götürdü. Evet doğru bunlar var ama bunlar kadar önemli olan e, tutum değiştirmek için de bunlar önemli. Neden? Bir, et, tamam bu seçim, bu seçimde sadece büyük şehirlerde değil Anadolu'ya doğru gittiğinizde de birçok şehirde çok e, kıl payı seçimin kazanılacağını görüyoruz. Dolayısıyla bu kıl payı durum ne demektir? İki şeyi öne, öne çıkarır. Bunlardan bir tanesi e, kararsız seçmen grubunu ki bu kararsız seçmen grubunun sosyolojik olarak üzerine onlarca kitap yazılabilmeli. Yani kararsız deyip hemen e, bir torbaya koyamazsınız 21. yüzyılda karar vermeyen seçmeni. İki bu kararsızlardan öte büyük partilerden kopan ee, seçmenlerin yeniden o büyük partilere dönük oy vermesini sağlamak yani ikna önemli. Büyük partilerden kopan. Ben hep şunu söylüyorum bir süredir. Şu anda Türkiye'de AK Parti'den kopanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, kopanlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendisine yakın bulmayanlar, İyi Parti'den gidenler e, vesaire. Şu anda aslında yeni özgün ve ee, bütün dış koşullara karşı direnebilecek bir siyasi parti kurulsa çok ciddi bir potansiyeli var. Çünkü Türkiye'de kerhen oy verme oranı bütün siyasi partiler için söylüyorum. Mesela Yeniden Refah Partisi'ne oy verenler Yeniden Refah Partisi'ne inandıkları için mi veriyorlar? Elbette ki hayır. Çünkü ortaya inanılabilir bir e, program koymadılar ki e, geçmişin ruhunu çağırmak dışında. Yani e, Refah Partisi'nin Erbakanlı, Necmettin Erbakanlı Refah Partisi'nin bölünme sürecini düşünürseniz e, kapatmadan önceki gelenekçiler, yenilikçiler ki yenilikçiler ayağından biliyorsunuz AK Parti e, ortaya çıktı. Dolayısıyla o gelenekçiler bölümüne seslenmeye çalışan ama bu da AK Parti'nin içerisinde bu konudan hani tatmin olmayıp da gitmek isteyenler gibi böyle bir memnuniyetsizler grubu var. Ee, ve bu önemli bir, hakikaten özgün diyeceğim. Çünkü özgün olarak yola çıkan e, siyasi partiler de süreç içerisinde kapitalizmin, liberalizmin, e, neoliberalizmin e, baskılarına direnemeyip... E, ...küçü kalmayı seçtiler. İsim vermeyeceğim siyasi partiler için. Dolayısıyla e, buradan yola çıkarsak bu kararsızlar ve... ...bir başka partiye kerhen gidenler ya da bulundukları partiye kerhan oy verenleri düşünürsek... ...ve kıl payı seçim sonuçlarının çok fazla şehirde mümkün olabileceğini düşünürsek... E, ...tabii ki bunun yönetsel süreçleri problem. Çünkü seçim iki yerde kazanılıyor, bir masada kazanılıyor. Yani stratejiler, aday belirleme ve o süreçlerin yönetimi iki sahada kazanılıyor. Yani kampanyalar ve özellikle yüz yüze ilişki modellerinin kurulması... Bu kampanyalar konusu benim biraz önce e, söylediğim konu aslında. E, çok e, başarısız. Dolayısıyla sloganlara hiç girmeyeceğim. Çünkü üstüne söz söylemeye değer bir slogan henüz ben rastlamadım. Göremedim. Mi yani gerçeklik gerçeklikten kopuk, e, derdini anlatamayan, sadece kağıt üstünde güzel duran, yan yana dizilmiş sözcüklerden başka bir şey görmüyoruz. Çünkü neden? Slogan dediğiniz şey aslında kampanyanın temel derdini özetleyen e, adayın temel derdini özetleyen e, ve seçmene bir şey diyen seçmene iki sözcükle ya da üç sözcükle çok şey diyen e, ifadeler aslında özet özet kampanya aslında e, böyle bir özetleme ve inanılır güvenilir bir özetlemeyle karşılaşmadık hepsi birbirinden kopuk gerçeklikten kopuk durdukları siyasi Hı -hı. noktadan kopuk e, bir takım Söylemlere tanıklık ediyoruz ama bunun nedeni şu, Türkiye'de çok uzunca bir zamandır iletişim sektörü derin bir kriz içinde. İletişim sektörü derken bunu ajanslar, PR ajansları, reklam ajansları, sadece seçimden seçime kurulan ajanslar, kamuoyu şirketleri, tasarımcılar, bir medya, medya içerikleri… söylüyorsunuz. Bütün bunlar evet yani Türkiye'de ciddi sorun e, yaşıyorlar ve siyasi kampanyalarda en az bu seçimde e, olduğu gibi onun sonucu olarak da Herkes. başarısız kampanyalar olarak görünüyorlar. O zaman ne ortaya çıkıyor? İşte her çok fazla iç içe soru var dedim. O zaman şu ortaya çıkıyor. Eğer kampanyalar kıl payı seçimlerde ikna ya da tutum değişikliği yani davranışı değiştirmeye yönelik bir tutum değişikliği sağlayamıyorsa kim ortaya çıkıyor? Bunu sağlayabilme gücüne, inanılırlığına sahip, yapabilirliğine sahip liderler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hmm. daha yoğun ve gittikçe de daha yoğunlaşacak bir şekilde sahada olmasının nedeni bu. Bu açıkları kapatmak ve kendi karizmasını, inanılırlığını, yapabilirlik... E, durum Mesela deprem bölgesinde 2023 seçimlerinde yükselen oyun nedeni yine yaparsa onlar yapabilir anlayışının hüküm sürmesi o yapabilirlik duygusu önemli. Dolayısıyla e, ama hiçbir siyasi evet. parti hiçbir lider hiçbir belediye başkan adayı meselenin bu yanına kafa yormuyor. Aday olduk mu olduk hadi bakalım çıkalım yola diyorlar. Yani işin bu bölümünü çalışmadan yola e, nasıl güvenilirlik siz? sağlarım nasıl yapabileceğime inandırabilirim. Ee, sorusunun cevabını vermeden e, dediğim gibi niteliği düşük kampanyalara teslim oluyorlar ya da kendileri götürmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ee, konuşmak istediğim bir başlıkta dünden vakit kalmamıştı. Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde bir röportajımızda bizim Ankara'da yaptığımız bir röportajda Habertürk'te dedi ki Sayın Akşener benim Cumhurbaşkanı adaylığımda samimi olsaydı ben başka bir partinin üyesiyken benim hiç haberim yokken bana adaylık çağrısı yapmak yerine aylarca toplanan altın masada ismimi getirirdi. Hem Ekrem Bey hem bana adaylık çağrısı oldu. İkimiz de kabul etseydik ne olacaktı dedi. Akşener'e bu sorulduğunda dedi ki e, herkesin önünde teklif ettim kendisi millet için o cesareti gösteremedi. O günler geçti. Şimdi o korkaklığını partimize operasyon çekerek cesarete dönüştürmeye çalışıyor der. E, Yavaşta bunun üzerine dedi ki ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Hızlı bir tur yapalım. Şükrü Küçük Şahin sizce Mansur Baş 1 Nisan'dan sonra ne açıklayacak? Yani bence sanıyorum bu süreçle ilgili açıklamalar yapacak ama Peki, doğrusu Peki ama ne açıklayacak yani? E Senin aksiyonların masadan e, çekilmesinden sonraki süreçte oldukça aktif bir rol oynadı. Belki bizim henüz bilmediğimiz bazı detaylar olabilir orada. Ama e, konuya ee, bu noktadan yaklaştığına göre yani bizim haberimiz olmadan başka bir partinin üyesi olduğumda başka bir partinin mensubiyetini taşıdığım halde e, adaylık teklifi yapması doğru değildi noktasında. E, ve de ondan sonraki herhalde İyi Parti'nin içindeki gelişmelerle de ilgili e, değerlendirme yapacaktır. Daha çok ona yönelik çünkü Sayın e, e, Akşener'in özüyle e, seçime nasıldı? Müstakil seçime. Müstakil e, özüyle seçime girme kararının ardından malum e, İyi Parti'nin en çok e, dalgalandığı il Ankara ha. oldu. Ve il başkanından başlayarak özü başımıza özü başımıza ha. seçime müstekil, gireceğiz hayır, de o, e, seçim. sözlerinin ardından e, en büyük e, yıpranma da diyeyim e, şeyde oldu. Ankara'da oldu ve şu anda e, hani abartılı belki bulunacaktır ama buna yakın bir tabloyla karşı karşıyayız. İyi Parti'de siyaset yapan önemli isimlerin Ankara üzerinde söylüyorum. Büyük kesimi Mansur Yavaş'la siyaseti sürdürüyor. Herhalde oradan da gelen bazı değerlendirmeler olacak. Ben doğrusu çok geride kaldı. Yani sonuç geride alındı. Kaldı ama yine de alındı. konuşuyoruz. Bence tarihe belki not düşmek gerekecek. E, o açıklamaları yapacak ve bence e, bu süreçte yani özellikle İyi Parti'nin Ankara'da yaşadığı süreçte sanıyorum kendisinin e, kendisini aksiden ya da e, aldığı bilgiler de bizim için ilginç olabilir. Onları değerlendirecek doğrusu e, bunun ötesinde bir şey söyleyemeyeceğim. Nasıl bir gün gör siz ne açıklayacağını düşünüyorsunuz Mansur Yavaş'ın? Valla ben aslında çok e, bilmediğimiz bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Onun peşinden söyleyeyim ama hani bir takım ayrıntılar olabilir. Tarihlerde biz yanılmış olabiliriz. Hani bir teklif vardır da bu X günde değil de Y günde olmuştur. Onun ötesinde aslında süreç o günlerde altılı masa etrafında e, onu böyle pamuklara saran kamuoyu e, bir takım ayrışmalara tartışmamıza pek izin vermediği için genelde hani hep bunlar boğuldu çünkü. Yani elinizi kaldırsanız işte fitne altılı masayı bölmeye çalışıyorsunuz, çatlatmaya çalışıyorsunuz falan diye. Esasen kendi kuruluşu itibariyle çok derin çatlaklara sahip olan bir masaydı bu. Buradaki en önemli unsurun da, şimdi bakın DEVA gelecek ve diğer partileri şu anda bakın seçim, yerel seçim sürecinde konuşmuyoruz. Çünkü onlar bu yerel süre, seçim sürecinde de ortaya çıkacak ki, Esasen siyasi kapasitelerini kendileri belki de doğru değerlendirip Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girerek kendilerine geçici bir nefes aldırdılar ama bundan sonra Türkiye siyasetinde yer alacaklarını pek düşünmüyorum. Onlara da öyle bir not düşmüş olayım. Seçimin olağan mağlupları onlar zaten şu ana kadar. Fakat İyi Parti burada bir üçüncü yol çizeceğim ve yoluma devam edeceğim gibi bir iddia içinde. Şimdi bu iddiasını devam ettirebilmesi için iki şey yapması gerekiyor. Bir gerçekten toplumun itibar edeceği bir üçüncü yolsa ve bu her neyse bunun hem siyaset bilimi açısından hem toplumsal doku açısından hem de daha geniş olarak söyleyeyim sosyoloji açısından karşılığını tarif etmek zorunda. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İyi Parti inadına kendi sosyolojisinin aleyhine davrandı. Kendi sosyolojisiyle hiç de bir uyumu olmayan bir masada ısrarla ve inatla oturdu. Çünkü kuruluş süreci operasyonel bir partiydi. Bunu hep söylüyorum. İyi Parti'nin kuruluş süreci Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi kesimdeki liderlik rolünü hırpalamak, oylarını azaltmak ki oylarını azaltma konusunda kısmen başarılı olduğunu da kabul etmek lazım ve dolayısıyla da aslında muhalefetin e, bizzat merkezinde olmaktı. Yani çünkü hatırlarsanız kendisinin başbakanlık iddiası vardı. Muhalefetin merkezinde olma meselesi ana muhalefet olacağını söylüyordu. Hatta ana muhalefet olmak bir yana iktidar olacağını falan da söylüyordu. Ya bütün bunları hatırlarsak şunu söyleyebiliriz. Bence bir manzara önemli. Ben o manzaradaki ayrıntıları merak ediyorum. Hangi Sayın manzara? Ekrem İmamoğlu ile <laughs> Ekrem İmamoğlu'yla saraçhanede hani o elini kaldırdı. Ee, mesela biz yakın zamanlarda uzaya bir e, vatandaşımız gitti, değil mi? Çok hepimiz mutlu olduk bundan. Alper Gezer. Gün, gün oralardan, oralardan bilgi alabildik. Saniye saniye neredeyse bilgi alabildik. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne konuşuyorlar, ne çalışıyorlar filan. Fakat ne etmek hikmetse e, öyle diyeyim ben. Sayın Kılıçdaroğlu, Almanya'dan bir türlü bu meseleden haberdar olamadı, gelemedi filan. Ama o arada Sayın Akşener, dünyadan uzaya Meral ulaştık, Almanya'ya ulaşamadık mı? Evet, ulaşılamadı. Sayın Akşener Sayın İmamoğlu'nun elini kaldırdı. Herkes gayet mutluydu çünkü o sürecin devamında şöyle bir kurgu vardı. Sayın Akşener orada bu işin hamurkarı olarak ben onu kullanıyorum. Ee, böyle daha anaç bir tavırla o süreci yönetip Sayın Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak sahada tutma niyetindeydi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu ne Sayın e, İmamoğlu'na? Ne de Sayın Mansur Yavaş'a üstelik onların da rızası dahilini yalnız bunu da söylemek lazım. Çünkü onları razı ederek bu işler zorlu olmaz. Ekrem İmamoğlu istese çıkar mıydı? Evet, çıkardı. Mansur Yavaş istese çıkar mıydı? Evet, çıkardı dış kulvardan. Bunlar mümkündü. Şimdi Sayın Akşener bunları başaramadı. Kendi dokusunun aleyhinde, kendisiyle uyumlu olmayan bir yapıda bulunmakta inat ve ısrar etti. Onun bedelini de hem seçimleri kaybettiren bir aktör olarak anılmakla ödüyor. Hem de şimdi hem Sayın İmamoğlu'na hem Sayın Mansur Yavaş'a eleştiriler getiriyor. Bunların siyasi karşılığı olacağını düşünmüyorum Sena Alkan bu saatten sonra. Eğer siyasi karşılık üretmek istiyorsa Akşener ve ekibinin yapacağı şey, üçüncü yol hikayesiyle ilgili ne yapmak istediklerini öyle yerel seçim sonrasına falan erteleyerek öteleyerek değil. Çünkü yerel seçimde öyle çok parlak bir sonuç almayacaklarını şimdiden hepimiz biliyoruz. Ha, oy oranlarını belli miktarda koruyabilirlerse bunun üzerine bir söylem bina etme şansları belki olabilir. Bence buna kafa yorsalar daha iyi olur. Bu saatten sonra da ben söylediğim gibi beni şaşırtacak bir açıklamayla karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Ee, Nasuh Güngör beni şaşırtacak bir açıklamayla karşılaşacağımı sanmıyorum ama Saraçhane kısmını merak ediyorum der. Hocam sizin merak ettiğiniz bir şey var mı o döneme <laughs> dair? Yok yok oradaki ruh hali merak ediyorum. Yoksa ne yapılmak istendiğini hepimiz biliyoruz orada yani. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelmemesiyle ilgili söylediğim de bal gibi herkes her şeyden haberdardı. Sayın Akşener de orada bir operasyon yapıp Oradaki yapmak haleti yok ruhiyeyi merak ediyorum diyorsunuz. Ee, evet, evet. Siz... Yani mesela ne ne konuşuyorlardı? <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olan tasarım bizzat konuşuluyor muydu yoksa konuşmadan mı anlaşıyorlardı falan ben onları merak ediyorum. Siz ne merak ediyorsunuz hocam? Ben açıkçası çok fazla bir şey merak etmiyorum. Ee, bu 1 Nisan'dan sonra konuşacağım gibi dedikodu siyasetinden de hoşlanmıyorum. Yani hani varsa söylenecek ve hakikaten e, ülkemiz siyasetinde önemli bir değişim yapacak olan bunu seçimden önce söyleyeceksiniz. Yoksa işte 1 Nisan'dan sonra söylerim gibi ben hani e, Mansur Bey'e yakıştıramadığım bir dedikodu siyasetini hoş bulmuyorum. Ama ben neyi merak ediyorum? Ben aylarca aylarca ve aylarca 6, 7, 8 partinin sayısı bile çok önemli değil. Sizde mi buluşalım bizde mi buluşalım kimin evine gidelim hangi tesiste yemek yiyelim muhabbetlerinin içinde hiç kim aday olacak konusunun gündeme gelmeyip. En son noktada, Tartışmanın a sürpriz Kemal Kılıçdaroğlu oldu noktasında yani yine süreç yönetimi yine saçmalıklar zinciri vesaire dolayısıyla çok abuk bir sürece tanıklık ettik dolayısıyla e, o süreçte benim merak ettiğim siz aylarca e, ya yediğiniz çorbayı kimin yaptığı patatesi kimin pişirdiğini mi konuştunuz yani e, adayı konuşmadığınızda bu önemli bir sorun ama orada Hani korkaklık vesaire gibi hani e, hani nezaket dışı ifadeleri de doğru bulmuyorum birisini tanıma ama şu önemli e, evet bu dönemde seçim yaklaştıkça ve bu kıl payılık durumu devam ettikçe polemikler e, düzeyli düzeysiz nitelikli niteliksiz polemiklere daha çok tanık olacağız. Ee, polemik güzel bir şey ama bunun niteliğinin yüksek olması lazım. İnsanları ya güldürmeli ya şaşırtmalı. Ama bu düzeyi de çok fazla görmüyoruz. Ama bu e, Mansur Yavaş'ın bu ifadesinin bize getirdiği en önemli sonuçlardan bir tanesi şu. Hiç işte değilse Ankara Ankara'da da seçim olduğu konusu bir gündemin bir yerine girmiş oldu. Bu açıdan dikkate değer. Bir başka e, önemli bir kısımda şu. Bence Ankara'daki seçim ...bütün diğer illerdeki seçimden çok daha ilginç... ...ve iletişim bilimi açısından da... ...çok çarpıcı sonuçlar doğuracak. Çünkü Ankara'nın iki adayı da... ...her ikisi de... E, ...beklediğimden daha fazla... ...nezaket içerisinde, centilmenlik içerisinde... ...süreci götürüyorlar. E, daha düzeyli, Ankara'ya yakışır... ...Ankara'nın kültürüne yakışır bir düzeyde götürüyorlar. Bu benim için çok önemli. Ama her ikisi de... E, ...bu beş yıl boyunca... Hiç dört yıl boyunca, beş yıl boyunca, 3, yani hiç böyle çok gündemde olmayı sevmeyen o kanal, bu kanalda ortalarda görünmeyi sevmeyen iki aday var. Ama bu açıdan da önemli. Ama adaylardan birisi, örneğin Keçören Belediye Başkanı, arkasına hükümetin de desteğini alarak altını pek çok proje sıralıyor. Ama Ankara'yı iyi tanıdığını düşündüğümüz. Mansur Bey projelerden hiç söz etmiyor. Benim projem, projemin olmayışı gibi bir ifade kullanıyor. Bu projeler bazı mi projelerini önemlidir? Projelerini açıkladı e, haberlerde de gibi, ya, gibi. Ya buradaki, burada burada seçmen neye dönük karar verecek? Bu, açı, bu da iletişim açısından <laughs> bizim için önemli veriler e, sunacak. Ama e, şunu üzü şuna üzüldüğümü söyleyeyim. E, ben hani Mansur Bey'i de tanıdığım için söylüyorum. İşte efendim deprem oldu ve depremden korkan illerden de Ankara'da çok ciddi bir trafik sıkışıklığı var. Ben bu programa gelmek için 10 dakikalık yolu bir küsür saatte geldim ve bu ana arterlerden geldiğim halde bu Ankara'daki yoğun trafik sıkışıklığını belediye başkanının açıklaması şekli 1 milyon yeni e, e, ikametgah olduğunu söyleyerek bunu açıklaması bana göre özücü. Çünkü bir kenti yönetmek kentin geleceğini de kendi hazırlamak anlamına gelir. Yani bu tür olası durumlarına aa sürpriz diye de bakamaz. Yani bugün böyle yarın da bir başka göç olabilir. Dolayısıyla eğer geleceğini planlamıyorsanız olmak kentin... Ya yani geleceğini planlamıyorsanız o zaman günü mü kurtarıyorsunuz diye sorulur. Yani bu benim, beni çok üzdü açıkçası. Böyle açıklanmamalıydı. Başka açıklaması olabilirdi belki. Ama Ankara'nın en azından gündemin bir yerine girmiş olması beni sevindirdi. Hocam bunu ikinciye söylediniz zaman ben Ankara'yı hep konuşuyorum. Kendi üstüme alınmıyorum bunu. Aslında Nurhan <laughs> Hoca'ya şu anlamda çok doğru. Nurhan Hoca'ya şu anlamda Evet biraz önce programa başlarken Programa başlarken Güzel Ankara diye başladın <laughs> Sena. Evet. evet, Ankara gerçekten güzel ve güzel çok. yönetilmesi gereken, e, çok özel bir kent e, evet. ve hak ettiği değeri bulmak zorunda. Malum üçümüz de Ankaralıyız. E, bu dileğe çok katılıyorum ama e, Sena hocam, e, Dördümüz de hatta. Dörd, Benim Ankaralı, Sena sen. fahri Ankaralı olarak tabii. görüyorum kendim. E, Nurhan Hoca'ya şöyle tabii. katılıyorum ya. Gerçekten hani siyasetçiler Varsa söyleyeceğini söylemelisiniz. Yoksa ben şu açıklayacağım demeyin. Hemen bana yine o da Ankara'da gerçekleşti. İşte Sayın Bülent Arın çıkmıştı. Ee, Sayın Gökçe'nin nasıl parsel parsel sattığını Ankara'yı 7 Haziran'dan sonra açıklayacağım demişti. Sonra öyle kaldı. Yani biliyorsunuz bir şey diyorsunuz. söyleyiniz. Yoksa da bence anlamı yok yani. Sizin merak ettiğiniz... siyaseti hoş bir şey değil. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı? Yani ben aslında Kılıçdaroğlu başına geçecektim yine... hiç vaktim kalmamış Hayır. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani ben e, İstanbul işte çok ortada Ankara adayları e, farklı bir politika izliyorlar. İstanbul farklı politika izliyorlar. Ben yani yine hani diyebilirsiniz ki ya çok eleştirel bakıyorsunuz ama Sayın kurumun e, izlediği stratejide Hayır ya ben politika... şey sormuştum 1 Nisan sonrası Mansur Öveş açıklayacağım dedi. Orada yok, merak merak ettinizmiş. Hayır, şey. hayır ama genelde sloganlar ve siyaset yürütme tarzı açısından Sonuna e, soruna baktığımda yine burada da aynı şeyi görüyoruz. E, mesela geçen gün e, şey dedi, işte duraklardaki yoğunluk nedeniyle Ekrem İmamoğlu istifa etmeli dedim. Şimdi buna bir hassasiyet olarak görebiliriz ama peki tamam da e, siz şehircilik bakanıydınız 5 yıldır, 9 yıl TOKİ başkanıydınız ve deprem oldu. Riskleri azaltmadınız 53 bin ölü var. Çet raporu verdiniz. Hala 9 işçi toprağın altında. İşte başka örnekleri de var. İstanbul'a diktiğiniz gökdelenler. E o zaman mesela Sayın kurumun istifa etme e, tutumu neye bağlıdır? Yani ace, hani Japonya'da olsa demeyeceğim de, e, herhangi bir ülkede siz 5 yıl bakanlık yapacaksınız. Sonra deprem olacak ve inanılmaz yıkım. İstifa etmeyeceksiniz. Sonra duraklar yoğun diye geleceksiniz rakibinize. Ya istifa et diyeceksiniz. Bence bunlar e, siyaseten de böyle düşünülmeden konuşulan e, ya da işte ben hiçbir şeyden sorumlu değilim. Ben hiç yanlış yapmam ki, ben hiç yanlış yapmadım ki e, konusunu içselleştirmekle ilgili. E, siyasetin bundan da kurtulması lazım yani söylem olarak. Çok teşekkür ediyorum. Minik Çünkü... Bir şey söylemek zorundayım. Bu, Söyle. Buyurun. Ben de be, Bakalım, bir baktım acaba dedim. <laughs> Ama tabii ki içimden <laughs> kendime sormuşum şükür, yanılmadım. Şükür. Buyurun. Evet. Çok kısa. çok şey Böyle edin. şeyleri seviyor. Ben de ben de küçük bir polemik yapayım. Kendisi az önce Murat Kurum'a ciddi bir katkı sağladı. CV'sini güçlendirdi. Bence zaten güçlü bir CV'si var ama 9 yıl TOKİ başkanlığı yapmadı. Aslında eğer yanlış hatırlamıyorsam hani emin olmak için de açtım. TOKİ'de çalışma süresini kastetti galiba. E, çünkü o İklim Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı olduğunda 5 yıl. E, emlak konut, emlak konut. Başkanıydı ya da genel müdürüydü onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Tüm konuklarıma gazeteci yazar Şükrü Küçük Şahin İstanbul Stüdyo'da benimle beraber de Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nuran Yıldız çok teşekkürler hocam çok sağ olun. Haber Türk yazarı Nasuh Güngör çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sabahta bana eşlik ettiniz ve beraber para gündemi böylece noktaladık. Yarın para gündem randevumuz 9'da. Ben Sena Hakan Bekle hoşça <laughs>